Kıymetli arkadaşlar, değerli hocalarım, sünnet okumalarının dördüncü haftasına başlıyoruz. Konumuz rüyada bir hitabe. Hocamızı rüyada bir hitabe makalesini, sunumunu yapmak üzere sözü veriyoruz hocamıza. Buyurun hocam. Değerli katılımcılar, öncelikle herkesi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi önce bir metni okuyup daha sonra üzerinde müzakerelerde bulunacağız. Ancak şöyle bir geçiş sağlasın diye birkaç kelam önceki bahisten edelim. Bildiğiniz gibi daha önceki bölümde Sebilur Reşat'ta 1922 yılında yayınlanan Şura-i Meşihat-ı İslamiye adlı makale üzerinde konuşmuştuk. Hatta bunun üzerinde işte meşihatın nasıl olması gerekir, saltanatın nasıl olması gerekir, hilafetin hangi kurum tarafından temsil edilmesi gerekir gibi soruların cevaplarını vermiştik. Tabii bu arada o metnin sunuluş biçimine de dikkati sunmuştuk. Şöyle demiştik. Eşref Edip Sebilur Reşat'ta onu geçen haftaki seminerde kısmen değinmiştik. Sunuşu bence çok önemli o makaleyi. Yani hilafeti, saltanatı, meşihatı nasıl anlamamız gerektiği, tamam onu makaleden okuduk ama Eşref Edip'in sunumu da bence önemliydi. Oradan birazcık bahis okuyup zihinlere geçen haftayı getirip ben yeni konuya geçeceğim. Şöyle sunmuştum. Eazim-i Ulema-i İslamiye'den Fazıl-ı Şehir Bediüzzaman Said-i Kürdi Efendi Hazretleri pek mühim bir teklifte bulunuyor. O gün için teklif olduğunu daha önce de bahsetmiştik ama bunun altını çizerek geçen haftalardaki yaptığımız müzakerelerin aslında bir teklif içerdiğini görmüştük. Esasen Müşerrinüleyh İptidai Meşrutiyet'ten beri bu fikrin taraftarıdır. Bundan dolayı bu makalesini birkaç defa yayınlamış Bediüzzaman. Daha o zamanlar böyle bir şuranın teşkil lüzumunu ileri sürmüşlerse de bu kasır-ı basır kimseler tarafından bu fikrin ehemmiyeti efendim idrak olunmayarak mümanaat edilmişti, engellenilmişti deniliyor. Tabi burada Bediüzzaman'ın o makaleni bir dipnot yazıp işte meşrutiyetin başlangıcında bu teklif edildi, kabul görmedi. Daha sonra yine teklif edildi, kabul gördü ama artık İttihatçılar yönetimden uzaklaştı. Fazla etkin olmayan bir Darül Hükmetül İslamiye kurulabildi şeklinde cereyan etmişti. Fakat cereyan-ı hadisat böyle bir şuranın ne kadar lüzumu olduğuna rana gösterdi, çok güzel gösterdi. Atiyen bu ihtiyacın daha ziyade tezahür edeceğini ulul elbab, bütün akıl sahipleri elbette takdir ederler. Ümit ederiz ki bu mühim teklife gerek hükümetçe, gerek meclis-i millice kemal ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak, bir an evvel teşkiline himmet buyurulacaktır, diyor. Bunu neden bugünün başında tekrar okudum? Türkiye'de de bu üzerinden 100 yıl geçtikten sonra önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu tekliflerin aynen geçerli olduğunu düşündüğüm için devletin konumlanırken yapılanmasının nasıl bir biçim verilmesi gerektiği, bunda eskinin meşiatı, bugünün diyaneti nasıl bir konum almalı, hükümet, iktidar, siyasi iktidar nasıl olmalı şekillenmesi noktasında Bediüzzaman'ın sünuatına bakılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aktüel bir konu, önemli bir konu. Bizim görevimiz onları hatırlatmak. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, Eşref Edip'in bu tespitleri aslında bunu okumama teşvik etti. O zaman iki defa, üç defa gazetelerde neşretti, teklif etti. Zamanında uygulamaya koymadılar. Zamansız olarak geç uygulamaya kondu. Savaşlar çıktı vesaire. Etkili olamadı. Bu şura. Evet, böyle bir şuranın önemi hala
ortada. Evet, şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Önce metni okuyup daha sonra metin üzerinde müzakerelere başlıyoruz. Önce bir çerçevesini çiziyoruz ve daha sonra da arkadaşlarımız onlara katkılarda bulunuyorlar. Bugünkü konumuz Rüyada Bir Hitabe. 1920 Açık Göz gazetesinde yayınlanmış bir makale bu. O gazeteden buna ulaşmak mümkün. 1920 Açık Göz gazetesinde. Açık Söz. Açık Söz gazetesinde yayınlanmış bir efendim makale. Tabii bu 1920 tarihli Sünuhat'takıyla ben bir kıyasladım. Acaba sonradan neşredilirken özellikle bazı noktalarda anlam verirken zorlandığım yerlere bir daha baktım. Yani 1920 tarihli Sünuhat ile bugünkü elimizdeki nüshalar arasında bir fark var mı diye baktım. Ama hiç fark yok. Yani asıl Sünuhat'taki şu anda elimizde zaten malum. 1920 baskılı Sünuhat elimizde. O Sünuhat ile bu metin aynı. Onun için 1920'ye, 21'e vesaire o yıllara gidip bunu öylece düşünebiliriz. Bazı metinlerde malum 1950'den sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin tasvibiyle ufak tefek değişiklikler olmuştu. Ama Sünuhat'ın bu bölümünde öyle bir şey yok. Aynen 1920 nüshasının aynısı. Evet, önce okuyacağım. Rüyada Bir Hitabe. Meali ve hatırda kalan elfazı aynendir. 1335 senesi Eylül'ünde Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim şöyle ki. Malum olduğu üzere eser metindeki konuları tematik anlamda sorulara böldük ve o konuları tartışarak gidiyoruz. Birinci bölüm rüya. Gelenekte rüyanın yeri nedir? Bediüzzaman neden böyle bir şey yazmaya ihtiyaç duydu? O günün şartları içerisinde böyle bir rüyanın ne anlamı var? Yani buraya kadar metninden anladıklarımızı müzakere edeceğiz şimdi. 1335 Eylül'ü Eylül 1919'a tekabül ediyor. Yani Eylül 1919 Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış. İstanbul henüz resmen olmasa bile fiilen işgal edilmiş. İşgalci askerler İstanbul sokaklarında dolaşıyor. Ve İngiltere ile Yunanistan anlaşmış. Yunanlılar efendim batı bölgelerini istilaya başlamışlar. Sadece İstanbul'daki işgal değil, artık ülkenin genelinde bir işgal hareketi bu tarih itibariyle yaygınlaşmaya başlamış. Efendim İstanbul'da ahlaki bozulma, sağlık bozulması, bunlar daha önce yoğunca üzerinde durduk. Çok yoğun bir şekilde insanların gündelik hayatını etkiler hale gelmiş. Efendim işgalci askerler Müslüman ahalinin ahlaki ve dini duyarlılıklarını sarsacak biçimde insanları rahatsız ediyor. Hanelere efendim giriyorlar. Oralarda kalmak istiyorlar. Hanelere tecavüz ediliyor. Bu rahatsızlıklar çok büyük boyutlara ulaşmış. Öte yandan sokakta, caddede özellikle gayrimüslim ahalinin kızları, kadınları efendim eğlenceler tertip ediyorlar. Ahlaki sınırları tamamen aşmışlar. Artık kural tanımaz bir şekilde Müslüman ahaliyi rahatsız eder konuma gelmişler. Ve bütün bunların yanında padişah İngilizlerin denetimi altına girmiş. Herhangi bir şey yapamıyor. Malum olduğu üzere şu anda şu tarih itibariyle padişah Vahdettin. Yaklaşık bir senedir tahtta bulunuyor. Reşad'ın yerine geçmiş. Ve şu an itibariyle Vahdettin padişah. Acaba Osmanlı başkentinde padişah, hükümet ve bürokrasinin tümü içinde şöyle bir şey var. Bu güçlü devletlerden birisine yakınlaşırsak
vaziyeti kurtarabilir miyiz? İçine düştüğümüz durumu kurtarabilir miyiz diye bir bedbinlik hali var. Bu fotoğraf, genel fotoğraf. Böyle bir fotoğrafın içerisinde Bediüzzaman neden bunu, bu metni normal bir metin halinde yazmadı da rüya şeklinde yazdı? Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Mahmut Hocam da biraz önce bahsetti. Edebi gelenekte rüyaların özel bir yeri var. Mesela bu konuda bir doktora tezi var. Metin Kayahan Özgür'ün Türk Edebiyatı'nda Siyasi Rüyalar diye bir doktora tezi. Baştan sona bütün rüyaları sıra sıra anlatmış. Ama ben 3 rüyadan bahsedip buradaki rüyaya gelmek istiyorum. Bu rüyalardan birisi meşhur. Kemal'in rüyası diye bildiğimiz, efendim Bediüzzaman'ın diğer eserlerinde bahsedilen bir rüya. Kemal'in rüyası öyle bir rüya ki bir yüzyıl, yüzyıl belki abartılı olabilir, 50 yılı aşkın bir süre Osmanlı entelektüellerinin adeta her alanda kutsal bir metinmiş gibi gördükleri bir şeydir o rüya. Bunu anlamak için şunu söyleyeyim. 1908 meşrutiyeti ilan edildiği zaman birçok kartpostal yapılır ve insanlara o şenlik içerisinde dağıtılır. O kartpostalın en temel teması nedir? En temel teması Namık Kemal'in rüyasıdır. Yani özetle şunu anlatmaktadır. İnsanlar efendim gökyüzünde bulutlar vardır. O bulutların içerisinde genç bir kız suretinde bir melek, kanatlı resimlerde o şekilde resmedilmiş. Efendim genç bir kız suretinde hürriyet temsil edilmiş. Yani o genç kızın üzerine de hürriyet yazılmış. Ve aşağıda da Namık Kemal o efendim devleti yeni durumu kuranlar arasında o sakallı Namık Kemal silüetinin yerleştirildiğini görürüz. Kemal'in rüyası her ne kadar 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı devletinde etkili olmuş ise de işte yeni Osmanlıların başından bu yana İttihat ve Terakki'nin sonuna kadar bahsetmiş olduğumuz ikinci meşrutiyete kadar yani 1908'e kadar ve daha sonrasında o dönemdeki meşrutiyetçi aydınların en çok başvurdukları bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Neden peki rüyayı şeklinde anlattı? Açıkça anlatamazdı onun için. Bu rüyalarda ana tema şu aslında. Toplumda var olan bir rahatsızlığı dile getirmek. Yani mesela bir şeyi açıkça söyleyemiyorsunuz. Yasak. Abdülhamit dönemindeyiz. Sansür uygulaması var. Efendim, böyle bir ortam içerisinde Abdülaziz'in sonları ve Abdülhamid'in baş ilk yıllarında ilk baskıları yapılıyor bu rüyanın. Abdülaziz'in son dönemlerinde de baskı vardır. Bunlar yasaklanmıştır. Ve Kemal'in rüyası o dönemde İstanbul'da baskısı mümkün değil. Basılsa bile dağıtmak mümkün değil. Bundan dolayı Kahire'de ve Batı ülkelerinde basılarak ve İstanbul'da da kaçak kaçak basılarak insanların eline ulaştırılmaya çalışılan bir metin. Bakın şurada, burada şuna dikkatinizi çekmek isterim. Bir rahatsızlık var. Abdülaziz'in, daha sonra Abdülhamid'in yönetimine karşı bir şikayet var. O şikayeti açıkça dile getiremiyor. Ve ne yapıyor? Gizli bir şekilde rüya diye bir risale yazıyor, makale yazıyor. O rüya, efendim, risalesi artık bundan sonra bütün entelektüellerin elinde temel kitap olarak kalıyor. Mesela Mektebi Harbiye'de hatıralara baktığımızda şöyle bir şey görürüz. Der ki, biz derslerden sonra soba başında, Enver Paşa'nın sözüdür bu, soba başında toplandığımız zaman Kemal'den şiirler okur, rüyasından bahsederdik diyor. Yani onların gizli gizli, artık açıkça değil de gizli gizli konuştukları bir tema o. Bu en temel şey. Bediüzzaman'ın başka eserlerinde de bahsettiği bir konu. Oraya konuyu çekmeyeceğim çünkü o da başlı başına bir olay. Uzamaması için oraya götürmeyeceğim. Pardon Aydın Hocam, yani şimdi Bediüzzaman'ın burada bahsetmiş olduğu rüyayı sağlıklar var mı? Yoktu. Onu önce bir netleştirelim de öyle devam etsek sanki. Tamam.
Yani oraya gelmeden önce şu rüya geleneğinden kısmen bahsedeyim diye ben buna girdim. Yani şimdi buradan kafamıza soru işareti. Şimdi Hazretleri sen fikrini rüya sargı şeklinde yazıyor. Yani olmayan bir rüyayı. Şimdi ona isterseniz birazdan geleceğiz. Bir şu rüyayı zihnimde olan şekli bir geleneği bir öğrenelim en azından. Onun ötesinde birkaç rüya daha var önemli. Özellikle bizim tarih açısından siyasi olarak önemi olan rüyalardan bir tanesi de Ayetullah Efendi'nin rüyasıdır. Ziya Paşa'nın rüyasıdır. Bunlar da ne demişler? O dönemde, Abdülaziz döneminde özellikle Ali Paşa'nın uygulamalarını benimsemedikleri için efendim, onun açıkça da yazamadıkları için gizli bir şekilde bunları yazmışlardır. Öyleyse burada şöyle bir şey var. Osmanlı'nın son dönemlerinde açıkça ifade edilemeyen bazı şeylerin efendim bazı işaret diliyle, bazı metaforlarla anlatma yolu tercih edilmiş. Böyle bir gelenek var geçmişte. Biz böyle 2-3 tanesini söyledik ama bunların çok sayıda örnekleri var. Bahsettiğim eserde onların örnekleri veriliyor. Peki gelelim rüyada bir hitabeye. Evet, 1919 yılında yaşanan bir olay ve 1920 yılında Açık Söz gazetesinden yayınlanan bir rüya. Hocam, bu rüya ile ilgili olarak bir de şey var. Meşhur bir rüyam var. Malcolm X, Martin Luther. Yani o da çok önemli. Yani o da çok önemli mesajlarını bir rüyam var diye başlayarak vermiş ve Amerika'da büyük yani özgürlük hareketlerinin önemli bir rol oynamış. Yani rüya sadece ülkemizde değil. Evet. O biraz da ideallerini, hayalim. Bir hayalim var, idealim var gibi sanki işte. Çocuklarımın özgürce üniversiteye gidebilmesi vesaire. Evet. Evet, gelelim rüyada bir hitabeye. Şimdi dehrin hadisatına dikkat çekiyor. Bir defa onu altını çizelim. Yani zamanın olaylarının vermiş olduğu psikolojik şartlar içerisinde yazılmış bir rüya olduğunu görüyoruz. Bunların yeis var, ümitsizlik var, bedbinlik var insanların içerisinde ve Bediüzzaman da şiddetle muzdaribidim diyor. Yani bütün bunları yaşıyor ve şiddetle muzdaribidim. Bu kesif, şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada. Ama hakikaten yakaza olan, gerçekte görmeme, daha net görmemi sağlayan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Yani buradan bu iki cümlenin içerisinden şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi mesela normal bakış açımla, normal görüşümle vesaire göremediğim bir şeyi efendim, rüyayı sadıkada görüyorum. Rüyayı sadıkada görüyorum derken tabii burada bir bildirilme, efendim onun kalbine bir şeylerin ilham olması ve sünuhatın anlamıyla da bütünleştirirsek bir gerçek anlamda bir rüyada hakikatleri gördüğünü söylüyor. Yani bir şey yaşıyoruz, bugünden örnek verelim, bir olay yaşıyoruz, yorumlamakta sıkıntı çekiyoruz. Yani gözümüz açık, idrakımız açık, aklımız açık, yorumlamakta güçlük çekiyoruz. Uyanığız halbuki. Uyuyoruz ve rüyayı sadıkada, efendim, gerçekten uyanık olmadığın halde, rüyada olduğun halde öyle bir şey görüyorsun ki önünü açıveriyor. Kastedilen o. Birinci Dünya Savaşı'nın o elim, bedbin halinde, efendim gerçekte uyanıkken göremediği bir şeyi hakikaten yakaza. Hakikaten yakaza derken her ne kadar rüyada bile olsa gerçekte uyanık olduğum bir efendim durumda, gerçeği görebilme istidadına sahip olduğum bir rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Hocam yani burası gösteriyor ki rüya görülmüş. Çünkü olmamış rüyayı olmuş gibi göstermeyi Hazreti Peygamber yalan olarak niteliyor ve yasaklıyor. Dolayısıyla üstad öyle bir şey olmamış bir şeyi rüya formunda anlatması beklenemez. Devamında uyudum diyorlar. Evet. Nevmiler. Evet. Yani görülmüş bir rüyadır.
Hocam bir de şurayı bitireyim. Tavsilatı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim dedik ve şimdi müzakere edebiliriz. Şimdi ben belki Niyazi hocama belki şey yapayım. Burada belki bir hadis-i şerife de bir atıf oluyor mu acaba hocam? Hani insanlar aslında uykudadırlar. Hani ölünce uyanırlar der gibi. Aslında normal hayatta biz rüyadayız dolayısıyla, yani uykudayız. Evet tabii. Yani ennâsü niyâmun fe izâ mâtu intebehû. İnsanlar uykudadır, ölünce gözleri açılır ki buna ayette işaret ediyor. Aslında üstadın rüyayı sadıka tabiriyle bunun normal hayalin karışmadığı bir rüya olduğunu da söylüyor. Genellikle rüyayı sadıka içinde Efendimizin görüldüğü rüya olarak bilinir. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, alemi misale geçen ilk açılan pencere rüyalardır diyor. Ki kendisi çok gitmiş, gezmiş, alem-i misali söylüyor bizzat Futuhat-ı Mekke'de. Ama oranın ilk kapısı, alem-i misale açılan pencere rüyadan geçer. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rüyalara çok önem veriyordu. Ki hadis, sahih hadislerde var, sabah kalkıyor, kim ne gördü falan diye tevil ediyor. Üstad da işaret ediyor yine rüyalarda, hani diyor, Yusuf Suresi tamamen bir rüyadan ibarettir. Ve o rüya içerisinde başkalarının gördüğü rüyalar, Fetih Suresi'ndeki olan Hazreti Peygamber'in rüyasını yine Cenab-ı Hak bir ayetle tasdik ediyor. O yönüyle tabi rüyayı sadıka derken burada hem alemi mana ile irtibatlı olan bir rüya, sadık bir rüya olduğunu ve belki insanlara da ders veriyor. Yani bu sadece bilinen, gördüğümüz şehadet aleminde değil, bu şehadet aleminin dışında da manevi alemler vardır. Bazıları bunu görebiliyorlar. Orada hakikatleri görebilirler diye bir şey de vermiş olabilir. Evet. Şimdi hocam burada niye bu rüyayı başka herhangi biri görememiş de üstad görmüş? Çünkü üstad bu meselelerle şiddetli alakadar. Zihni, fikri, zikri hep bununla meşgul. Âlem-i İslam'ın bir yerde üstad diyor ki, âlem-i İslam'a indirilen darbelerin diyor, ruhuma indirildiğini hissediyordum diyor. Yani şiddetli ihtiyaç hissettiği için ona bu menfez açınıyor. Bir de insan beyni zaten rüyada da meşgul olduğu ispatlanmış. Yani öyle bir şiddetli arayış içerisinde üstad, mesela insan şöyle dalar bazen, üstad zaten çok uyuyan birisi değil bildiğimiz kadarıyla. Böyle dalmış demek ki ona o menfez açılmış. Çünkü o sıkıntı hali, şu anlattığınız ümitsizlik ahvali içerisinde o şiddetli ihtiyacı hissetmiş, ona bir ümit penceresi açılmış. Buradan aynı zamanda üstadın ona namzet, ona mütenasip bir şahsiyet olduğunu, yani vazifeli bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz üstadım. Ben bunu arz etmek istedim. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada bir tespit de var. Bediüzzaman bir tespiti de şu. Rüyayı sadıka gerçek alemdir. Yakaza alemidir. Yani bunu tespitini yapmış oluyor aynı zamanda. Çünkü dünya hayatı, şu an gördüğümüz müşahedet alemi perdeli. Yani insanların gördüğü de çok sınırlı, duyduğu da sınırlı. Belli frekanslardaki ışığı görebiliyoruz biz şu an. Keza duyduğumuz sesler. Ama yani burada bilmemiz gereken şu, teklif sırrınca Cenab-ı Allah insanları dünyaya göndermiş, imtihan ediyor. Dolayısıyla her şey ayan beyan ortada değil, perdeli. Ama rüyayı sadıkada perde yok. Evet, yani... Perde yok, perde. Tabii rüya konusu gelince şu insanın aklına geliyor. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da biraz orta yolu, vasatı tercih etmek lazım. Üstad Bediüzzaman malum rüya ile amel olunmaz diyor. Rüyadan rüyaya fark var. Yani her gördüğümüz rüyayı böyle bir değerli bir gerçeği ifade ettiği gibi bir anlayışa da sahip olamayız. Ama kuşkusuz Allah dostları, veliler görmüş olduğu rüyayı sadıkanın büyük anlamları vardır. Bunu hocalarım da
söylediler, biliyorlar. Mesela tarikat şeyhlerinin hayatlarında, müritlerini anlatırken hayatlarında rüyaların şöyle bir önemi vardır. Der ki, ben bugüne kadar Tokat'ta yaşadım. Bugün rüya gördüm. Ey müritlerim, rüyamda bunda İstanbul'a gitmemi istediler. İstanbul'a gideceğim. Böyle çok vaka vardır. Tabii Allah dostlarının bu özel hallerini ayrı değerlendirmek lazım. Ama bu arada sıradan rüyaları da rüya ile amel edilmeyeceğini de Bediüzzaman'ın o tespitinde burada ifade etmekte fayda var. Şeyi ulaştıralım. İki kişi konuşacak. Şimdi hocam kusura bakmayın. Hemen vereceğim. Şimdi bu Üstad Hazretleri burada ben gelin ben bir rüya gördüm. Size rüyamı anlatıyorum diye bu mevzuyu anlatmıyor. Dolayısıyla burada hani üstadın rüyası işte rüyayı sadıka olmadığı halde rüyaymış ve onun içeriğini bize anlatıyormuş. Dolayısıyla bu olmaz diye bir şeye gitmemiz gerekmiyor. Burada bir kurgusal bir şey var. Üstad Hazretleri bir makale yazıyor. Bu bir makale. Yani gazetede de yayınlanmış. Bir makale, kurgusal bir şey. Bunu anlatırken dönemin tek yöntemi işte bahsettiğiniz şartlar gereği dönemde yaygın kullanılan bir makale yazım usulünü tercih ederek böyle bir giriş yapıyor. Şimdi buradan bu gerçekten rüya mıydı, görmüş müydü, rüyayı sadıka mıydı falan hele böyle daha da ileriye gidip işte hani üstadı böyle o aşkın şeyler filan da yükleyerek bu mevzuları açıklamaya gerek yok. Bu çok hani eski Said eseri zaten. Çok da işte bu dünyaya ait, hali alemi, insanın normal bizim günlük yaşantımızla ilgili de mevzuları anlatan bir şey, bir makale. Yani bu bir makale yani. Onun ötesinde bir anlam yükleyip buna dini yorumlar katmaya ihtiyaç yok. Yani bu bizi gerçeklikten koparır. O dönemi, o dönemin şartlarını, üstadın yaşını vesaire de hesaplayalım. Kaç yaşında üstad bunu yazdığında? 1920'de 32 yaşında falan değil mi? 32 yaşında bir adam. Şimdi yani buradan mesela Mehdiyet'e bağlamak falan bunlar hakikaten bizi gerçeklikten koparır ve şey yani mevzuyu anlamamızı da biraz zorlaştırır. Yani eğer böyle metafizik unsurlar yüklersek her metne biraz ayağımız havada kalır. Onun için hani ben hiç o tartışmaya girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Evet burada Üstad Hazretleri bir makale yazmış yayınlamak için. Bunu da şartlar gereği böyle bir kurgu içerisinde sunuyor bize. Olmayan bir şeyi şimdi tamamen farklı bir yönde değerlendiriyoruz şimdi. Yani ben yıllardır bunu gerçekten üstadın gördüğü bir rüyayı sadık olarak değerlendiriyordum. Yani bugünkü bu değerlendirmede tamamen farklı. Yani olmayan bir şeyi üstad yani makalesine bu şekliyle aksettirmiş olması yani açıkçası benim kabul edebileceğim bir şey değil yani. Üstad gördüyse yani hakikattir. Ne gördüyse onu yazmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Evet zaten üstad da diyor ki rüyayı sadıka gördüm diyor. Bunun artık şeyi olmaz yani. Bu makaleye mevzu olmak için dendi denme o zaman üstada şey yapmış oluruz. Yani bunu bir kurgu olarak kurgulayıp ben konuşmadım daha. Yeni başladım zaten. Yani bir kurgu olarak hani hadis-i şerif vardır. Demin Mustafa abi sanırım onlar da işaret etti. Diyor ki hani birisi gördüğü rüyada bir saplantı içerisine girer de onu yanlış bir şekilde anlatırsa kıyamet gününde kendisine denir ki işte şu iki arpanın ucunu birbirine bağla. Nasıl ki onu birbirine bağladıysan bunu da bağla bakalım ki bağlayamayacaktır. Yani bu kadar önemli ki büyük bir yalan olur o zaman. Elbette ki bunun üstadın sadece kurgu yapıp şey ettiğini ne mantık, ne din, ne akıl kabul etmez diyebilirim bunu.
Bu bir rüyadır. Rüyayı görmüş çünkü o zaman yalan söylemiş olur. Haşa. Ha, bu rüya evvela üstad bizzat kendisi diyor ki bir hazır asrın, hani bu asrın mebusu sıfatıyla gittim diyor. Kendisini bu asrın müceddidi olarak kendisi söylüyor. Ve hem de diyor ki hiç emsalini görmediğim eski zatlardan her asrın mebusunun içinde bulunduğu. Özellikle her asrın mebusu, kendisi de asrın mebusu demek müceddidlerin de içinde bulunduğu bir şeydir. Yani evet, fakat öyle bir rüyadır ki kendisi hakikaten, hani rüyalar çok farklıdır. Ben diyor sabahleyin elpence vaziyette kendimi oturmuş gördüm, terli olarak uyandım. Bu da gösteriyor ki hakikaten bizim böyle mışıl mışıl uyuduğumuz gibi de çok şey değildir. Ya kaza ile rüya arasında, ama kesin rüyadır, rüya arasında bir hal çok olabiliyor evliyalarda. Çok misalleri vardır. Rüyanın ikinci bir şeyi, hani amel edilmez. Üstad mektubatta diyor ki neşebem neşeb perestem men gulam-ı şemsem el şemsi mi guyem kader. İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi diyor, ben ne geceyim ne gececiyim. Ben güneşin hizmetçisiyim, ondan haber veririm. Bunları anlatırken diyor ki rüyalar diyor herkesin anlayacağı şekilde yorumlanmaz. Herkes yorumunu bilmez. Bazıları çok kapalıdır, tevil, tabir ister diyor. Bunlar bilinmediği için bazen zahiren çirkin gibi görünen şeylerin altında çok güzel manzaralar vardır. Fakat insanlar üzülür. Zannediyorum bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok böyle biraz belki klasik, belki de herkesin anlayabileceği tarza buyurur ki eğer sizi üzen bir rüya gördüyseniz deyin ki bu şeytanidir. Sağınıza solunuza tüh deyin, euzubillahimineşşeytanirracim deyin, size zarar vermez. Şayet güzel bir rüya görürseniz rahmani deyin, güzeldir deyin ve Allah'a şükredin. Bilen birisi, kıskanç olmayan, işin ehli olan birisine de anlatın, o da şey yapsın. Demek ki üstad hatta orada diyor ki ben sadece bu nokta için dedim ki ben rüyaya bakmıyorum. Bu nokta için sadece. Çünkü rüya ile amel edilmez ifadesi de biraz yanlış anlaşılıyor genel olarak bakıyorum. Rüya ile amel edilmez diyen alimlerin kitaplarında bir sürü rüyalar vardır ki ezan-ı Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam bizatihi rüya ile tespit edilmiştir. Bunu sonradan işte efendim belki Miraç'ta görmüştür ki aslı astarı yoktur bu rivayetlerin. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk 6 ayda Hazreti Ayşe validemiz diyor hani vahiy rüyada geliyor. Evet, peygamberin rüyasıdır ama bir rüyadır. Ve sonra diyor ki vefatımdan sonra hani artık vahiy kesilmiştir olacak. Fakat mübeşşirat vardır. Müjdeci şeyler vardır. Nedir onlar ya Resulallah diyorlar. Onlar sadık rüyalardır. Ve bu sadık rüyalarla nasıl amel edilir, nasıl edilmez, bunun benim anladığım manası şudur. Eğer şayet bir rüya İslam ruhuna, İslam Kur'an ve sünnete aykırı ise elbette onunla amel edilmez. Fakat eğer rüya şayet ona aykırı değilse, onları teyit eden bir şeyse niye amel edilmesin ki? Birisi rüyada görse dese ki, Peygamber Efendimiz dese kalk bak durumun iyidir, hacca git. Yok, amel edilmez ben. Niye amel edilmez ki? Bunun bir misalini uzatmış olacağımdan dolayı özür dilerim. Bizzatihi bizim köyde gördüm ben nasıl amel edilmez diye. Bizim köyde bir adam davarı çalındı, bir gece götürdüler hepsini falan. O zatın oğlu da, o mal sahibinin bizzat hoca, benim babamın talebesiydi. Kendisi bir rüya görür, o rüyada işte filan adamlar bunu yapmışlardır diye. Babama geldiler, dedi ki rüya ile amel edilmez. Evet, rüya ile niçin amel edilmez? Çünkü şeriata aykırıdır. Çünkü İslam hukukuna göre bir şeyin tespiti için iki şahit lazımdır. Bu şahit olmadığına göre öyleyse rüya ile amel edilmez.
Yoksa çok güzel şeyler vardır, rüyalar vardır ki öyle bir çıkmış ki hatta gayrimüslimlerde de olduğu gibi çıkmıştır yani. Çünkü İmam Gazali diyor, rüyalarla insan aleme misale çıkar. Ki Üstad da işaret eder zaten. Levh-i Mahfuz'daki olan veya Elvah-i Misaliye'deki olan bazı şeylere rast gelir. İleride olacak onları görür ve olduğu gibi çıkar hakikaten. Evet, teşekkür ederim. Şimdi rüya bahsi çok uzacağa benziyor ama şunu bir tespit edelim hocam konuşmadan önce. Kuşkusuz Risale-i Nur talebeleri her alanda olduğu gibi burada da vasatı temsil edecekler. Üstad Bediüzzaman burada zaten şunu söylüyor yani. Bir cuma gecesinde nevm ile alem misale girdim. Yani rüya alemine girdiğini ve rüyayı sadıka gördüğünü söylüyor. Bu bir realite. Allah dostlarına Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu bir nimettir bu. Ama herkes görmüş olduğu rüya ile amel etmeye kalkarsa bu da rüya ile amel edilmez bahsine girebilir. İnsan rüya görür, kendi dünyasında onu uygular ama topluma ondan bir çıkarım yapamaz. Ama rüyayı sadıka ayrı bir şeydir. Bu Allah dostlarına bahşedilen bir nimettir. Evet hocam. Sadıka o bile sahibini bağlar. Yani bir değil. Evet. Şimdi ben izninizle bir hem toparlamaya çalışmış olayım. Epeyce konu genişletildi. Tam böyle rampayı hazırlayayım. Oradan devam edelim. Biraz bu arada da bir müzakere etmiş olalım. Çünkü hakikaten genişlemekle beraber biraz ana ekseni belki perdelemiş gibi oluyoruz. Kısa kısa hepinizin görüşlerine de katılarak, yalnız bir noktayı vurgulayarak bir toparlama yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle rüya ile ilgili anlatım biçimi olduğu dile getirildi. Doğrudur. Birinci derin, bir hikaye gibi, temsil gibi anlatım biçimidir. İkincisi, kişi açısından, rüyayı yazan, söyleyen kişi açısından o konuya verdiği ehemmiyeti gösterir. Gaye-i hayal. Hani bir işle çok uğraşıyorsanız, rüyanıza girmiyorsa demek ki yeterince dert etmiyorsunuz. Namık Kemal'in rüyasında hürriyet işte bir peri şeklindeydi. Niye? Çünkü adam ne efsünkâr imişsin ey ah didar-ı hürriyet, hürriyet hürriyet diye diye gidiyor. Dolayısıyla böyle bir üstadın da bu meselede âlem-i İslam'ın mukadderatıyla ne kadar alakadar olduğunu rüyasına hani öyle düşünürsek o planda. İkincisi de rüya yakazayla alakalı olarak söylendi ama bir noktaya vurgu yapalım. Yakazanın birçok kelimede olduğu gibi iki manası var kabaca. Birincisi bilinç açıklığı hali. Nitekim ikaz diyoruz değil mi? Konuda fark etmeyeni uyarma. Yakaza kökünden geliyor ikaz. İkincisi de normalde uyanıkmış gibi olduğumuzda çok göremeyeceğimiz ama uyukluyormuşçasına olup da biraz dış faktörlerin, sislerin dağıldığı, mana aleminin inkişaf ettiği manen uyanıklık haline, uyukluyormuş gibi görünse de mana alemiyle yakınlaştığı haline de kavram olarak yakaza diyoruz. Buradaki rüya-i sadıkadaki yakaza olduğunu görüyoruz. Çünkü takdiminde ne dedi? Hakikaten yakaza olan, burada kelime anlamıyla, manen rüya olan, manen rüya ne demek? Maddeten uyanıklık. Şu anda diyelim ki genel insanlar uyanık ama bir hakikatin farkında değilse buna ne diyoruz? Maddeten uyanık, manen rüyada. Manen rüya olan sıradan bir uyanıklıkta bulamadım. Hakikaten yakaza olan, hakikaten uyanıklık, farkındalık, bilinç açıklığı olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Dolayısıyla burada da rüyayı sadıka. Şimdi rüyayı sadık hocam da söyledi, en kesin rüyayı sadıkanın en kesin alameti Resulullah varsa aleyhissalatü vesselam, o sadık rüyadır. Ama o rüyayı sadıka bir tek bununla da sınırlı değil. Şimdi burada hocam biraz kısa tutalım. Şunu yalnız format şöyle hocam, genelde bir dakikayı falan geçmiyor bir şey. Fikrini söylemek anladım. Ben fikirden fakat inanın yani ben bu söyleyeceğim 3-5 cümleyi söylemezsem bu içime ukde olur. Çünkü mesele rayına oturacak. Hem bu benim neticede şahsi kanaatim.
Ben rüyayı, hepiniz burada çoğunluk akademisyen. Hep bunu okuduğum zamanlar zihnimde şu canlanmıştır. Üstad Van'dayken, işte Kur'an'ın sönmez söndürülmez güneş olduğunu aleme göstereceğim dedirten vakaları yaşarken, rüyasında Resulullah'tan Kur'an ilmi sana öğretilecektir aleyhissalatü vesselam müjdesini aldığı o feveran halindeyken, birden Ararat Dağı rüyasını hatırlayın. Mühim bir zat amirane bana diyor ki İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Anladım diyor, malum mesele. Şimdi bu, o gece belki şöyle düşünürüm. Kaç kişi rüyasında bu manada bir vazifeye yönlendirildi. Belki bir oflu hocaya da Kur'an'a çalış diye bir şey geldi. Niye? Çünkü alemi manadan, alem İslam'ın durumuyla alakalı vaziyet hiç hoş görünmüyor. Üstad bunlardan birisi söylediği için anlıyoruz. Namzet olduğumu anladım diye Barla'da yazdığında da o zaman namzet olacak. Anlattığı yıllarda da namzet olduğumu anladım diyor. Çünkü artık o safa geçilmiş. Ben dolayısıyla İşaretül İcaz'ın yazılmasını üstadın bir nevi doktora tezi olarak görüyorum. Verilecek vazifeye hazırlık. Nitekim o şartlarda harp var, sonra yazarım İcaz-ı Kur'an'ı daha sonra demeden malumunuz hazırlıyor geliyor. İstanbul'a geldiği zaman üstad 18'de bütün hazırlıklarla beraber bir vazifeye bir adım yaklaşmış. Başkumandan halife malum padişah, başkumandan vekili Enver Paşa kağıdını veriyor İşaretül İcaz'ın ve basılıyor. Yani bu doktora tezinin istihsan edildiğini gösteriyor. Hani kolay anlaşılsın diye söylüyorum. O arada halife ona mahreç payesi veriyor. Malumunuz. Onunla konuştuk biz. Yani bir özetlerseniz. Rüyada hitabe, o zaman şöyle söyleyeyim. Rüyada hitabe en son üstadın mülakata alınması. Yani bu bir anlatım biçimi, bir işte makale formatı falan filan değil. Hatırda kalan elfazı aynendir diyor. Üstadın en son o alem-i İslam'ın mukadderatıyla alakalı meclisin mülakata alması. İslam ordularına bir genel kurmay atanacak. Kaç kişi mülakata alındı o gece bilmiyorum ama üstad anlattığı için biliyoruz. Ve en sonunda da tamam. Bu vizyonla en yüksek kürsada İslam'ın sadası olacaktır. Bu üstadın söylediği budur. Sonuna bakın. Heyecanımdan uyandım. Meclis en son onay aldıktan sonra. Terli el pençe yatakta oturmuş kendimi buldum. O gece böyle geçti. Evet. Yani sünuhatı biz bu mülakatın soru cevap ve başarılmış hali olarak. Çünkü daha sonra şunu da iki hususu da hatırlatayım. İmam-ı Rabbani gel bakalım tevhidi kıble et. Çünkü göreve atanacak. Üstadın son tespitlere göre 78'dir. Bunun yazıldığı 40'lı yaşlarına yakındır. 40 yaşında. Nitekim ondan sonra Abdülkadir Geylani gel bakalım. Sen kendin hastasın. Darül Hikmet'te alem-i İslam'ı tedaviye güya talipsin ama deyip ne yapıyor? Fütuhul Gayb'la ciddi bir manevi operasyon yapıyor. Kendimi muhatap ederek okudum. Konuşuldu belki. Bunları hocam şey yapalım, sizden bir makale olarak isteyelim. Bitti ve yani şey yapalım. Ama kadar, hocam çok şey açtınız yani şeyiniz. Hakikaten arkadaşlara da şey oldu. Rica ederim. Yani bir de bakın bana not geliyor. Prensipleri lütfen uygulayın diyor. Ey yönetici diyor. Tamam. O yüzden hocam rica peki, ederim. Peki bu noktayı şey nazara... Sizden bir makale bekliyorum inşallah. Benim fantazim mi ne diyorsunuz? Sizden bir makale hocam, sizden bir makale bekliyoruz inşallah bu konuyla ilgili. Onu belki yayınlayabiliriz. Şey. Evet. Yani biz bu eseri, bu sünnatı böyle bir şey olarak göremediğimizde hakkını veremeyiz. Rüya falan bu tamamen rüya sadıkada üstadın en son İslam orduları genel kurmayına atanma noktasında. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi hocam yani, buyurun, devam edelim. Bir metin kritiği yapıyoruz. Metin evet. Kritiği yapıyoruz. Görmediğimi ben söylememeye çalışıyorum. Yani bir tarihçi olarak belgesini görmediğim bir konuyu tarihi metinlere yazmadığım gibi evet. Burada göremediğimi söylememeye çalışıyorum. Yani buradaki cümlelerin arkasında hangi anlamlar vardır onu çözmeye çalışıyoruz. Kuşkusuz herkesin kalbinde çok değişik anlamlar uyanıyor, çok derin anlamlar uyanıyor. Onlar sizden istirhamımız bu anlamları çok kısa süre içerisinde ifade ederseniz memnun oluruz. Yani özet, bu şu ilk bahiste
Netice olarak efendim manen rüya olan yakazada bulamadım. Yani gerçek uyanıklık halinde idrakım açıkken efendim bulamadım. Ama hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Gerçekten efendim aşağıda tanımladığı rüyada bir nur görüyor. Onu anlatıyor. Yani burada burada gerçek bir rüya halinin varlığından müellif kendisi bizzat bahsediyor. Bunun tartışmanın bir anlamı yok. Ben ikinci bölüme hemen atlıyorum. Evet. Bir cuma gecesinde Nevm ile Alem Misale girdim. Evet. Yani rüya alemine bir cuma gecesi gir. Gününü bile söylüyor. Yani hatırladığına göre. Biri geldi dedi. Mukadderat-ı İslam için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim Selefi Salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, ey helaket ve felaket, helaket asrının adamı. Senin de reyin var. Fikrini beyan et. Ayakta durup dedim. Sorun söyleyeyim. Evet, yani bu rüyanın o ilk giriş bölümünü burada anlatıyor. Şimdi üzerinde biraz konuşabiliriz. Bir cuma gecesinde Nevm ile Alem Misale girdim diyerek rüyanın yaşanış biçimini, oluş biçimini anlatıyor. Bunun mesela benzerini Namık Kemal'ın rüyasına baktığımız zaman onda da aynısı vardır. Der ki bir gün denizin kenarında Boğaziçi'ni seyredirken hayalime şöyle bir şey geldi der. Ve uyanıklık haliyle uyku hali arasında onu anlatmaya başlar. Bu da Üstad Bediüzzaman da rüyaya nasıl başladığını böyle anlatıyor. Cuma gecesi olması, rüyayı sadıka olması, bütün bunlar tabii önemli şeyler. Bunun altını çizmemiz lazım. Evet, mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Birisi gelip efendim onu davet ediyor. İslam'ın geleceği için teşekkür eden bir muhteşem meclis seni istiyor deniliyor. Gittim gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim nurlu bir meclis öyle anlaşılıyor. Manevi efendim salih amel sahibi insanların bulunduğu Selefi Salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Yani tabi burada Üstad şunu da ima etmiş oluyor. Meclise girip baktığı zaman münevver, nurlu insanlar var. Ehli kemal insanlar var. Bunlar salih amel sahibi ve asrın mebusları. Her asırda efendim bir müceddit gelecek hadisine atıfta bulunan bir hakikat bu. İmam Gazali var, İmam-ı Rabbani var, Mevlana Halid-i Bağdadi var vesaire vesaire. Yani aklımızdan geçen asırların efendim büyük ulemalarını burada sayabiliriz. Yani her birisinin dönemindeki o inansızlık fikrine karşı vermiş olduğu mücadeleleri biliyoruz. Onların her birisinin bulunduğu bir meclise Bediüzzaman giriyor ve tabii o girdikten sonra bu kadar büyük alim zatın, salih amel sahibi zatın karşısına girince hicap ettim diyor. Ve kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, kapıda duruyor, mahcup bir halde, yani işte bir akademide düşünün, doçentlik sınavı yapılıyor, profesörler böyle oturmuşlar, doçentlik sınavına girecek ya da doktora sınavına girecek bir öğrenci kapıya geliyor. Muhtemeldir ki o mahcup, tedirgin vesaire o halde, o psikoloji içerisinde bakıyor. Onlardan bir zat dedi ki, o her asrın mebuslarından diye tanımlanan, onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Şimdi bu felaket, helaket asrının adamı kavramı önemli. Senin de reyin var.
bölümü de önemli. Bu ikisini değerlendirmek gerekir. Felaket, helaket asrını tabii kuşkusuz o günün İstanbul'unun halini anlamak mümkün. Ama onun ötesinde bir asra atıf var. İnansızlığın egemen olduğu. Artık eğitimde bile pozitivizmin hayat bulduğu bir dönem. Şu yaşamış olduğumuz dönem, işte Abdülhamit dönemi, Meşrutiyet dönemi ve ardından gelen zaman dilimlerini yaşıyoruz. Ve 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı entelektüelleri arasında hakim rüzgar batıcılık yönünde. Batıdaki cereyanların alınması yönünde. Ona karşı duran, vahyin temsilcisi olan bir zat, evet, o felaketlere karşı, helaketlere karşı mücadele eden bir zattır. Bu felaketlerin kuşkusuz en önemlisi budur, yani inançsızlıktır. Ama bunun yanında o günün İstanbul'unda yaşanan şeyleri de göz ardı edemeyiz. İşte sokaklarda güvenliğin olmaması, ahlaksızlığın hakim olması, Rus göçmenlerinin İstanbul'u yaşanmaz hale getirmesi, işgalcilerin yaptıkları vesaire vesaire vesaire, bütün bunları o felaket ve felaketin içinde değerlendirmek mümkün. Ama belki de altı çizilmesi gereken en önemli nokta o inançsızlık meselesi. Artık o inançsızlık meselesine karşı durulması gereken bir çağa gelinmiş. Ona karşı bir cevap verilmesi gereken bir duruma gelinmiş. Bu anlamda ben şunu da kendi kişisel okumalarımla çıkarıyorum. İkinci Mahmut döneminden itibaren, efendim Sadık Rıfat Paşa'dan itibaren, Namık Kemal'den, Ali Suavi'den, efendim son dönem ulemasına kadar Batı karşısında, Batı'nın bize göndermiş olduğu fikirler karşısında İslam vahyini, Kur'an'ın mesajını anlatmaya çalışan çok kişi olmuş ama hem Batı'yı doğru yorumlayıp hem de İslami verileri çok iyi anlatan metinler Risale-i Nur'a kadar çok fazla olmamış maalesef. Yani Batı'nın içerisinde yer alanlar Batı'yı kutsal görmüş, dini duyarlılığı olan medrese kökenli ulema ise Batı'yı görmezden gelerek eksik kalmış. İkisini de bir arada düşünebilen bir zihne ihtiyaç vardı. İkisini de bir arada düşünebilen Bediüzzaman gibi bir zat bugünlerde şiddetle ihtiyacı vardı. İşte bundan dolayı o felaket, helaket kavramının içerisindeki en böyle altı çizilesi nokta kuşkusuz inançsızlık meselesidir. Rehin var meselesi var. Evet, yani biraz önce bahsettik. O hadis-i şerife atıflar var. Her asrın mebuslarından oluşan bir heyet diyor. Bu asırdan birisi davet ediliyor, giriyor. Ve helaket ve felaket asrının adamı deniyor. Demek ki bu asrın adamı olarak kim sunuluyor? Bediüzzaman sunuluyor. O nurani mecliste asrı temsil eden efendim kimse Bediüzzaman'dır. Ayakta durup dedim, sorun cevap vereyim. Evet, bu soruya geçmeden önce burayla ilgili değerlendirmesi olanlar varsa kısaca alalım. Evet. Burada hoparlör alalım. Helaket, felaket asrının adamı olarak sizin bahsettiğiniz çerçevede tanımlayacak olursak üstadı ve bu bir rüya. Üstad Hazretleri burada kendisine bu böyle bir pozisyonu, misyonu kendisine biçmiş oluyor, öyle değil mi? Yani Üstad Hazretleri bizatihi kendini burada hani Mehdi değilse bile asrın müceddidi olarak nitelemiş, önümüze koymuş oluyor. Bu Bediüzzaman'ın söyleyebileceği bir şey midir? Yani ben bunu şöyle düşünüyorum. Tabii bu kavramların yerleşmesi Yeni Sait dönemindeki eserlerde oluyor. Burada ben bu asrın, efendim, İstanbul'un, Şark'ın en önde gelen ulemasıyım. Bugünün problemlerine çözüm bulacak bir insanım ve bu zamanı temsil eden bir insanım şeklinde gidiyor. Yani böyle bakmakta fayda var. Bu iddiada bulunabilir mi Bediüzzaman? Bediüzzaman bulunmaz öyle bir iddia. Yani Risale-i Nur'un başka yerlerinde vardır. Üstad diyor ki bana Risale-i Nur'a Mehdi demeyin, müceddit deyin diyor.
Kendisi diyor. Evet, evet. Şahsıyla ilgili bir iddiası var mı? Tabii tabii, müceddit olduğunu söylüyor. Fakat bunu Risale-i Nur için kullanıyor. Tamam, Risale-i Nur için kullanıyor da şimdi Risale yok ortada. Fakat üstadla Risale fark etmez ki. Kullanıyor mu böyle bir iddia? Yani şimdi hiç mümkün müdür ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir peygamber olsun, vahiy olmasın? Veya vahiy gelmediği halde peygamber olsun? Mümkün değildir. Yani peygamber ile vahiy bitişiktir, beraberdirler. Onun için Risale-i Nur'la Bediüzzaman da bitişiktir, beraberdirler. Birisini dediğin zaman öbürü akla gelmelidir. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'a hani gelmişler hariciler, demişler ki el-hukmu lillah, hüküm Allah içindir. Kimse, insanlar hüküm veremez. Daha önce söylemişler, sonra birisi işi düşmüş, gelmiş, demiş ki ya emir el-müminin benim bir işim vardır, lütfen bunu çöz. Tamam demiş, anlatmış neyse, demiş ki bak Kur'an-ı Kerim orada. Söyle demiş, sen halletsin. Olur mu ya demiş, Kur'an yapar mı? Hani diyorsun el-hukmülillah, Kur'an işte orada diyor. Demek ki Kur'an'ı şey eden bir insanın olması lazım ki onun manasını söylesin. Evet, tamam, bu açıdan. Evet. Yani üstada böyle bir hitap var. Üstad rüyayı naklediyor. Rüyanın hilafına konuşması üstattan beklenemez. Çünkü rüyanın hilafında konuşursa hadis-i şerifin maksadının dışına çıkmış olacak. Dolayısıyla üstad ben asrın mebusuyum demiyor. Oradakiler sen de fikir sahibi bu asrın helaket felaket asrın insanı olarak senin de görüşün var diyorlar. Yani üstad kendisi böyle bir iddiada bulunmuyor. Rüyada söyleniyor. Yani bu bir rüyadır ve üstad asrın halini rüyada yorumluyor ve kendisine böyle bir vazife veriliyor. Ha bu diyeceksin, bundan bir fıkhi hüküm çıkar mı? Biz çıkaramayız ama üstadın söylediği fikirlerin yanlış olduğunu kimse iddia edebilir mi? Edemez. Çünkü o günün şartlarını ve beklentilerini olabilecekleri en güzel şekilde tahlil etmiş. Zaten Risale-i Nur da bunu herhalde teyit etmiş oluyor bu şeylerde. Başka müceddikler de demişler biz mücedidiz. Celaleddin Suyuti Hazretleri bu konuda mücedidleri sayar. Allah'ın izniyle diyor bu 9. asrın mücedidi de benim diyor. Biraz söylüyor. Yani mücedidler sadece mehdilik meselesi sahabelerle kıyas edilmez diyor üstad. Onlar biz bu makamdayız diyebilirler. Fakat mehdilik kimse benim falan demez diyemez zaten. Ki hadise şey. Evet. Tamam. Dakika geçti mi benim? Peki, teşekkür ederim. Şimdi bu öncelikle rüyada söyleneni anlamak, doğru anlamak durumundayız. Burada bir meclis olduğunu ve her asrın mebuslarının bulunduğu ve hicap edip kapıda durduğunu söylüyor. Helaketlere felaket asrın adamı senin de reyin var diye beyan et deniliyor. Yani buradaki olguyu bir defa rüyada gösterilen olguyu doğru anlamamız lazım. Hani az önce abimizin verdiği o mektubattaki işte Ararat Dağı parçalanacak, birisi Kur'an'ı beyan İcaz-ı Kur'an'ı beyan edecek, namzet olduğumu anladım diyor. Yani burada aslında üstad doğrudan doğruya kendisinin asrın mebusu olduğu iddiasında değil. Ama bu mecliste bu asrın mebusuna bir ihtiyaç var. O asrın mebusun olarak da işte üstad o adam ben olduğumu anladım veyahut da diyor mesela. Şimdi burada doğrudan doğruya iddia kendisinin helaket ve felaket asrı adamı olduğu iddiasında değil. Ama birisi o işi yapmak durumunda, o da o olduğunu anlamış. Ben böyle anlıyorum. Bir cümle söyleyeyim. Şimdi abi şimdi yani haddim olmayarak biraz mesleğimizin gereği olarak hocam da gerçi şey... Metinden buradan çıkacak mana, yani zorlamadan, düz olarak, hukuki mana şudur. Yani bir kere o mecliste dünyadan kimse yok. Dünyada emsalini görmedikleri orada hep. Üstad oraya mebus olarak gitmiyor. Çağrılmış. Felaket, helaket, yani burada yaşayan, hadisatın içinden birisi çağrılmış. Buradan o kadar. Hepimiz de bu asrın içinden felaket, helaket asrının adamıyız. O sonra ve tamamını düşünüp siz işte mücedidlik falan o aşamada öyle bir isnat yok yani. Ama çağrılmış bir başlangıç var. O kadar. Bu metinden. Evet. Yok abi o çıkmaz buradan. Evet, yani, oradakiler mebus. Ama üstad değil. Çağrılmış. Belki burada şunu dikkate almamız gerekiyor.
Yani Bediüzzaman Hazretleri esarette iken yaşamış olduğu haleti ruhiye ile biliyorsunuz bu dönemde bir manevi dönüşüm yaşamakta. Sünuat'ın bir başka özelliği de şudur aslında. Eski saidi yeni saidi taşıyan eserdir Sünuat. Yani her ne kadar bu dünya işleri vesaire, politika, şununla bununla ilgili metinleri vardır ama Sünuat, mesela kalbe doğuşlar, Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği manalar ile eski sait rolünden yeni sait dönemine geçişin de bir eseridir. Bu eserin içerisinde Bediüzzaman Said Nursi'nin yeni görevini ima eden bir metnin bulunması kadar normal bir şey yok. Bu tabii şunu daha sonra yeni sait döneminde yazılacak eserlerdeki metinler kadar açık, net vesaire demek mümkün olmasa da burada da bir asrın mebusundan bahsediliyor, asrın temsilcisinden bahsediliyor. Efendim o asrın problemlerini yaşayan ve onu tamir etmekle görevli bir insan olarak sunulduğunu altını çizelim. Bir de şimdi Osmanlı'nın mesela batıcılık ve dinsizlik üzerine akım oluşturmuş. Mesela Abdullah Cevdet gibi değil mi? 1904'te başlamış dergi çıkarmaya ta 1932'ye kadar İçtihat adlı bir dergisi var. Yani Osmanlı şeyinde, aleminde bu iş müşteri bulmuş yani enteresan. Yani dinsizlik şeyleri, akımları, görüşleri, hatta Doktor Duzi'nin o eserini tercüme etmesi. Yine o adam bu vasıtayla o küfür tohumlarını İslam alemine neşretmeye başlamış. Yani hakikaten dehşetli bir zaman algısı var şeyde. Benim bir itirazım var. Eski Said'den yeni Said devrine geçerken Bediüzzaman'ın belirttiği bir şey var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fütühül Gayb eserini okuduktan sonra o tarihi belirliyor. Yani Sünuat'ı yazdığı tarih dersek bence orada bir çelişkiye düşeriz. Aynı dönemler zaten. Aynı dönemde. Peş peşe yapsın. Sonradan Ankara'ya gidiyor zaten. Sarıyer'de. Hayır. Aynı. Bu da İstanbul'da. Sünuat'ın yani, yazıldığı dönem o dönem. O zaman tabii. O da yani. Hayır, tabii. Evet. Siz tevafuk ettiniz. Yani. Evet hocam. Evet. Bir başka tema mağlubiyet meselesi yorumlanıyor. Önce bir okuyacağım. Biri dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Dedim, musibet şerri mahz olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekayı İstiklaliyeti İslam için farz-ı kifaye cihad-ı deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiye'nin felaketi alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet mayi hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Biz incinirken alem-i İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar asrındayız. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadet-i acile-i muvakkate kaybettik fakat bir saadet-i acile-i müstemirre bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdut olan hali geniş istikballe mübadele eden kazanır. Evet, bugün en çok konuşulan konu bu. Savaşı kaybettik. Mağlup olduk. Peki meclisten birisi çıkıyor. O efendim salih amel sahibi, insanların bulunduğu, asrın mebuslarının bulunduğu meclisten birisi çıkıyor ve diyor ki, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Birinci Dünya Savaşı'nı siz efendim kaybettiniz, şimdi ne olacak? Eğer yenseydiniz ne olurdu? Tabii burada Bediüzzaman'ın muhteşem bir yorumu var. Adeta yüzyılı özetleyen bir yorum bu.
geçin 1920'de işte 1820'den bu yana var olan tarihi gerçekleri bir anlamda özetleyen bir şey. Musibet şerri mahz olmadığı için efendim her yönüyle sonuçları itibariyle ve şer tam bir şer olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi güzel sonuçlarda felaket olabileceği gibi bazen efendim iyi görünen şeylerin kötü neticeleri olabileceği gibi felaketten dahi saadet çıkar. Yani bu yaşamış olduğumuz Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden dahi bir huzur, saadet çıkabilir. Önce ilke olarak bu kuralı söyledi. Tabii belki bugüne de kişisel hayatımızdan, efendim toplum hayatından, devlet hayatına kadar uygulanabilecek bir şey. Hemen bir şey görüp moralini bozan ya da bir şey görüp mutlu olan insanların düşünmesi gereken bir şey. Belki sonucu Allah'tan beklemenin vermiş olduğu bir durumdur bu. Yani Müslüman ne yapar? İşte vazifesini yapar, sonucunu Allah'tan bekler. Eskiden beri ilahi kelimetullah, burada Osmanlı Devleti'ni tanımlayan bir cümle kullanmış. Onun başına gelenler anlatacağı için. Eskiden beri ilahi kelimetullah, Allah'ın ismini yayan ve bekayı istiklaliyet İslam için, İslam'ın hürriyetinin, bağımsızlığının efendim devamı için çalışan farz-ı kifayi cihadı deruhte ile cihat birilerinin yapması gerekiyor. Uzun asırlar kim yapmış? İslam'ı koruma görevini kim yapmış? İşte Osmanlı ve Selçuklu, o gelenek. Haçlılara karşı kim durmuş? Batı'dan gelen efendim saldırılara karşı kim durmuş? Alem-i İslam'ı kim korumuş kısaca? Bunlar korumuş. Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifayi cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedai vazifedar. Şimdi cenaze namazı gibi birileri kılıyor, o farz insanın üzerinden düşüyor. İslam'ı koruma vazifesini Osmanlı yapmış, o vazife ehl-i imanın üzerinden düşmüş. Ama o şerefi kim üstlenmiş? Bunu kabul etmek gerekiyor. Osmanlı üstlenmiş. O şeref Osmanlı'ya nasip olmuş yani. Hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi. Ve aynı zamanda efendim hilafetin bayraktarlığını yapmış, Allah'ın ismini diğer diyar-ı küfre götürmüş bir devletin felaketi, alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Yani İslam'ın bu kadar hizmet etmiş bir toplumun felaketinden bahsediyoruz. Ve cümlenin sonuna bir bakın, tamamen tersine döndü ve diyor ki, alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Yani bu kadar felaketin sonucunda siz üzülmeyin. Siz mutsuzluğa, bedbinliğe düşmeyin. Bunun sonucunda bütün alemi İslam'ın efendim huzuru, saadeti gelecektir. Bununla telafi edilecektir. Yani şöyle bir cümle gelmesini beklerdi insan belki o cümlenin başını okuyunca. Ha işte bu kadar bayraktarlığını yapmış ve felaketlere maruz kalmış, olumsuz gidiyor. Ama dönüverdi, İslam'ın bayraktarlığını yapmış böyle bir topluluk efendim başına gelen bütün bu olaylar netice olarak neyi ortaya çıkaracaktır? İslam'ın saadeti müstakbelesiyle, gelecekteki o saadetiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, şu savaş yenilgisi musibeti, efendim, mayi hayatımız ve ab-ı hayatımız olan, hayatımızın özü, mayası ve hayat suyumuz, o hayatı bize veren bir anlamda olan uhuvvet-i İslamiye'nin, İslam kardeşliğinin İnkişaf ve ihtizazını harikulade tacir etti. Demek ki bu felaketten ne çıkacakmış? İslam kardeşliği. İslam kardeşliği. Evet, Müslümanların hayatlarını sürdürmesi için o hayatlarının mayası olan, hayatlarının kaynağı olan o asıl enerjiyi, kardeşliği bu felaketin neticesinde elde edeceklerdir.
Bu hepsinin önünde bir nimet olarak karşımıza çıkıyor. Bir saadet, bir huzur, bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi bunu okuyunca şu hemen insanın aklına geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmekle evet zahiren kötü bir şey oldu. Ama Cenab-ı Hak bize ikram etmiş aslında gibi. Bu yenilgiden bile efendim böyle bir insanlara moral veren, insanlara istikamet gösteren bir metin karşımızda aslında. Biz İslam kardeşliğine vurguda bulundu ve devam ediyor. Biz incinirken alem İslam ağlıyor. Biz ne yapsak efendim alem İslam ondan hemen etkilenir. Mesela Osmanlı Sevr görüşmelerini yaparken, Paris Konferansı görüşmelerini yaparken İslam aleminden bu konularla ilgili hep haber beklenir. Dualar edilir. Bizim yaşadığımız sıkıntılar alemi İslam dikkatle takip eder. O orada rahat huzur içinde dursun. Biz huzurumuz, saadetimiz onunla bakidir der. Mesela 15 Temmuz'a da bu gözle bakıldı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin başına gelebilecek bir ihtilalin efendim alemi İslam'daki o rolüne vuracağı darbeden dolayı zaman zaman işte basından vesaire bilgi kaynaklarından öğreniyoruz ki değişik memleketlerdeki insanlar Türkiye'ye dua ediyorlar. Yani bu evet alem İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Yani Osmanlı'daki Müslümanlar Avrupa'nın baskısıyla efendim ziyade incitse alem İslam bağıracaktır. Yani bu hilafet, İslam kardeşliği artık bütün alem İslam içinde çok etkili bir kavram şu an itibariyle. Her zaman etkili ama şu anda da etkili. Zaten savaşlar sırasında, barışlar sırasında, bütün önemli olaylar sırasında efendim alem-i İslam Osmanlı'nın başına gelenleri dikkatle takip ediyor. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Yani Osmanlı Devleti, o günkü nüfuslara bunu şey yapabiliriz. İşte 20 bin, 300 bin, 25 bin, 300 bin, 30 bin, 300 bin bunlar sembolik rakamlardır. 3 aşağı 5 yukarı hatırlatır. Yani Osmanlı'daki bu efendim ehli iman, Müslümanlar sıkıntı görmüş, ölmüş bile olsa bütün dünyadaki Müslümanlar ayağa kalkacaktır. Öyle bir şey. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadet-i acile-i muvakkati'yi kaybettik. Yani önümüzdeki acil, hemen göreceğimiz bir zafer saadetini kaybettik. Birinci Dünya Savaşı sonucunda o görebileceğimiz mutlu zafer efendim saadetini kaybettik. Fakat ne var? Bir saadet-i acile-i müstemirre bizi bekliyor. Efendim ileride uzun bir saadet dönemi bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdut olan hali, pek kısa, işte savaş sonraki durum, değişken ve sınırlı olan bu hali, şu anda yaşadığımız hali, geniş istikballe mübadele eden kazanır. Evet, şu andaki sıkıntılarımız var ama bu halde, bu kısacık hal neye değişecektir? Geniş bir alemi İslam'ın, efendim, saadetini getirecek bir hal ile değişecektir. Evet, geçen de bahsettim. Bu tabii yenilginin bu şekilde anlatılması o günün Osmanlı toplumu üzerindeki etkisini bir hayal edin. Yani herkesin ha ben İngiliz taraftarıyım, Amerikan taraftarıyım, şuyum buyum dediği bir anda birisi kalkıp diyor ki Kutuvat Sitte ile birlikte bunu da değerlendirirsek muhteşem bir şeydir o. Evet yenildik. Ama bu geçici kısa sıkıntı yerine Cenab-ı Hak bize uzun bir efendim huzurlu dönem verecektir. Ümidinizi yitirmeyin. Efendim bunun arkasında şu da vardır. İşte hürriyetiniz, istiklaliniz için bütün varlığınızla biraz sonra onlara da gelecek mücadele etmeye devam edin diyor. Evet bu konuyla ilgili buyurun. Burada çok önemli bir tespit daha var. Musibet şerri mahz değildir. Biliyorsunuz Risale-i Nur'da bu konu çok işlenir.
her şey ya bizzat güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bu la taknötü emrine, ayetine üstad hep tefsir etmiştir. Müslümanların bunu hayatına geçirmeleri gerektiğini ta o zamandan beri üstad devamlı ifade etmiş. Mikrofon burada olunca çok özür diliyorum. Çok kısa ifade etmek isterim. Adem Hocam ilgili yerleri okurken Devlet-i İslamiye'nin felaketi ibaresi geçtiğinde iki defa aynı şekilde toplumun felaketine tebdil ederek bunu ifade etti. Oysa burada Üstad Devlet-i İslamiye'nin felaketi diyor. Bence bu önemli. Çünkü Osmanlı 1876 anayasında da var. Daha sonraki değişikliklerde ta 928'e kadar geliyor. Devletin dini İslam'dır ibaresi var. Osmanlı bir İslam devleti. Üstad onun muhafazası için çalışmış ama her şeye rağmen bu akıbete düçar olmuş. Yani burada Devlet-i İslamiye'nin felaketi demesi bence önemli. Ama tabii ki bunda toplum da felakete düçar olmuş. Belki yeniden istikbaldeki o üstadın ifade ettiği saadetin kazanılması bakımından öncelikli rol topluma düşüyor. Her zaman zaten topluma düşüyor. Ama bu şu kadarını söyleyeyim, sözü uzattım. Devlet-i İslamiye'nin felaketi meselesi önemli. Evet, bu bahisle ilgili söyleyeceği olan Üstad, demin mevzu geçti, buraya kısa bir şey söyleyeceğim, fazla değil. Üstad, evliya ile asfiya arasında bir fark var. 18. mektupta yazıyor. 18. mektupta. Evliya ile asfiya. 40 sene, hocam bir şey, 40 sene evliyalık yaşayan bir insan, Allah kitap ve sünnetin ilmine de haizse, Allah da lütfederse asfiya makamına çıkabiliyor. Ama asfiye makamına çıkabilmesi için kitap ve sünnetin ilmine olacak. Bir de Allah düz derse 40 sene evlilikten sonra çıkabiliyor. Üstadın eski saadet, yeni saadet 45 yaşında asfiye makamına çıkıyor. Ve eski eserlerini o rüya 18. mektubdaki çoban, uyanan çoban tekrar tahsil ediyor. Ben diyor bazı yerlerini değiştiriyor. Hani uyanık çoban gibi oluyor asfiye çıkınca. Tekrar diyor bu tenkit adı ukala asrına ibraz edeceğim diyor. Bazı yeri Yaman Akım'la beraber aynen ibraz edeceğim diyor. Yani tahsilden geçmiş oluyor dolayısıyla. Ha, burada üstad çıkınacağım. Bu musibet nedir? Bu mağlubiyetimizden sonra üstad her şeyin değiştiğini, milletler harbinin, ondan sonra artık cihadın, maddi cihadın, yani üstadın külliyatta koyduğu bütün düsturlar burada bundan sonra zikredilecek yani. Bu kadar. Yani her şey değişiyor yani. Sadece bir iki şey değil yani. Yani mesela cihat tarzı değişiyor. Medine galebe tarzının Medine galebe ikna oluyor. Milletlere devletler muharebesi insanların ferdi muharebeye geçiyor. Yani bütün külliyatı sayabiliriz yani. Buyurun. Benim aklıma bir soru geldi. Yani cevabı bende yok. Merak ettiğim için soruyorum. Bu tecil edilmiş saadeti biz gördük mü veya görmekte miyiz? Neresindeyiz? Yani bu ümit var bakış ne kadar yani ne ölçüde gerçekleşmiş acaba bugün? 100 yıl sonra geldim acaba evet. Diyorsunuz. Yani işte asıl tartışılacak soruyu siz sordunuz. Bir daha soruyu bir daha alayım. Hocam tekrar edelim. Burada yani tecil edilmiş bir saadetten bahsediliyor. Böyle bir beklenti var. Yani ümit var bir bakış açısı. Bunu ne kadar yakaladık? Yani bunun neresindeyiz? Gördük mü? Görmekte miyiz? Veya neler olursa gördük demeliyiz. Yani bu biraz da hani İttihad-ı İslam'dan ne anlıyoruz sorusu gibi oluyor biraz ama. Yani ben bunu merak ettim. Acaba bu ne ölçüde? Onu şöyle düşünüyorum. Namık Kemal'a sorarlar. İşte devletin yıkılışıyla ilgili
anlatırken der ki büyük devletlerin yıkılışı, hastalığı 50 yıl. Efendim ölüm döşeğindeki hali 50 yıl ve diğer zamanları da ölümü de bir 50 yıl, 100 yıl devam ederdir. Şimdi tarih felsefesinde genele baktığımız zaman bu aslında bir anlamda bir tarih felsefesi metni olarak da değerlendirilebilir. Bediüzzaman hep geleceği pozitif değerlendirmiş. Mesela Cumhuriyet kurulurken bu pozitif değerlendirmesini beyannamede yine ifade etmiş. Ve demiş ki siz alemi İslam'a sırtınızı dönmez, eğer alemi İslam'ın duasını alırsanız, kucaklarsanız başarılı olursunuz demiş. Ama ondan sonraki dönemde alemi İslam'a sırtlar dönülmüş ve Bediüzzaman'ın istediği pek çok şey olmamış. Bundan dolayı ehli imanın saadetinin işte Türkiye'nin kısmen istiklaliyetini kazanmasıyla, istenilen düzeyde olmasa bile istiklaliyetin kazanmasıyla kısmen gerçekleşmiş olduğunu söylemek mümkün ama gerçek bir saadetin yaşandığını söylemek mümkün değil. Bundan dolayı o aynen devletler felsefesinde, tarih felsefesinde düşündüğümüz gibi hemen 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda değil de belki işte siz sahip çıkmazsanız 100 yılda ancak gelecek ifadesi sırrında da saklı olan hakikat gibi önümüzdeki dönemde alem-i İslam için güzel günler geleceği sonucunu çıkarmak, belki yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hani İslam aleminin birçok sömürülmüş olan, sömürgeciler tarafından istila edilmiş devletleri de bir manada mesut olmuşlar, saadete ulaşmışlar, bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Fakat işaret ettiğiniz gibi birçok yerde olsa diyor, eğer beşer bütün yoldan şaşmazsa, bir tabir benimdir, ve bir kıyamet başlarına gelmezse, ha, biz rahmet-i ilahiyeden bekleriz, böyle bir saadet gelecek ki daha da gelir zaten inşallah. Çünkü hem bu konuda hadisler vardır, hem ayetlerin işaretleri vardır, hem üstadın çok şeyleri vardır. İnşallah üstad zaten bir yerde diyor ki beşeriyet bu 1000 yıldan beri hep zulüm içerisinde falan olmuşlar, bunu hazmedemeyecek. En son mutlaka galibiyet hakka geçecek, daha sonra kıyamet gelecektir. 1506'ya kadar zaten diyor, gittikçe İslamiyet galibane aşikara hüküm sürecektir. 1506'ya kadar olacak inşallah. Biz biraz daha acele etmeyelim gitmeye falan. Evet, demek ki pek cüzi. Ben soruya cevap vermek istiyorum. Soru sordu ama tam cevap çıkmadı. Cevap verebilecekseniz bir cümleyle buyurun. Bir dakika. Bence bu müzakere edilebilir. Yani maksat o değil mi? Yani metni okuyup geçmekten, siz de söylediniz Adem abi, yani en sorulması gereken soru dediniz. Yok, söyleyecek sözü olan varsa zaten konuşalım. Birer dakikalık süre veriyor. Bu çünkü yani çok can alıcı bir mesele hocam. Yani Allah razı olsun. Yani burada bile program bitebilir yani bu sorunun cevabıyla. Evet. Şimdi Fecr-i Sadık diye bir kelimeden bahsediyor Bediüzzaman. Fecr-i Sadık ne zaman? Hatta bir yerde diyor ki bu dünya harpleri bunu 30-40 sene erteledi. Fecr-i Sadık doğmuştur. Neyle doğmuştur? Risale-i Nur eserleriyle. Fikren İslamiyet galebe etmiştir. Şimdi biraz sonra okuyacağımız Kur'an medeniyetinin, İslam medeniyetinin Batı medeniyetine ve Batı felsefesine üstünlüğünü Üstad beşer bölümle, yani beş ana başlıkla izah ediyor. Birinin ne kadar kötü, birinin ne kadar güzel olduğunu ispatlıyor. Yani bir de biliyorsunuz Rus polisine bir şeyi var. 3 tane aydınlık gelecek diyor. Rusya içinde de 3 karanlıktan bahsediyor. Yani Risale-i Nur eserleriyle o Fecr-i Sadık doğmuştur. Çünkü önemli olan fikirdir. Bu tatbikat safhasına, yani dünya üzerindeki şekillenmesine zaman içerisinde görüyoruz. İslam uygarlığı, İslam medeniyeti, İslam'ın temel esaslarının ne kadar üstün olduğunu herkes kabul ediyor, özellikle Batılılar. Yani saadet gelmiştir mi diyorsunuz? Evet, gelmiştir, görülmüştür. Evet.
Ben de çok kısa, hemen bir dakikaya bile bulmayacak şekilde özetlemeye çalışayım. Ben az önce hocamın konuşmalarına katılıyorum. Üstad 1960'da vefat edeceği sırada Urfa'da zaman zaman kendine geldiğinde şunu söylemiş. Yanındaki talebelerinin anlattığına göre Risale-i Nur'un telifiyle küfrün beli kırılmıştır diyor. Yani bir şeyin fikren, ilmen galebe çalması işin temelidir, zeminidir. Ve nitekim üstadın vefatından sonra da işte bir 50 yıl olarak düşünürsek, 50 yıl 60 yıl civarında bu zamana kadar geçen süre içerisinde de Risale-i Nur'un bu vatana hakim olduğunu, Risale-i Nur'un fikirlerinin hakikaten birçok meseleyi hallettiğini ve giderek de halledeceğini görüyoruz. Önemli olan burada fikren bir problemin, bir meselenin ne olduğunun teşhisi ve vahyi semavi prensipleri açısından cevabının verilmiş olmasıdır ki Risale-i Nur bunu halletmiş. Evet, bu konuyla ilgili başka değerlendirmesi olan varsa dinleyebiliriz. 2-3 sene sonra dirilenler var diye, o ne olabilir acaba? 2-3 seneden sonra dirilenler var diye bahsetti ya burada. Şuradaki şeyde. İki üç sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Biz mağlubiyetle bir saadet-i acileyi, muvakkata geçici olanı kaybettik. Fakat bir saadet-i acileyi, müstemerre bizi bekliyor. Günümüzde daha çok oluyor. Bitkisel hayata bir rüyadan bakıyorsun, sonra dirilmiş, kalkmış, gelmiş. Yani tabii ben oradan şunu da anlıyorum. Yani devletlerin yaşamış olduğu süreçlerle ilgili bahsedildiği için. Mesela o dönemde çok ihtilallerin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. 1904-5 İran, Rus, Bolşevik, Menşevik vesaire. Bütün bunların ihtilalleri kısa süreli dönüşümler. Bir bakıyorsun bir yerde bir parti, bir toplumsal grup hakim olmuş. 3 yıl sonra başka bir grup hakim olmuş. Nitekim biz söylememiş miydik? İttihat-ı Terakki'nin hakim olduğu dönem, itirafçıların hakim olduğu dönem aslında o da bir değişimdir. Bir bakıyorsun bir hal var. Bakıyorsun değişivermiş. Türkiye'den yaşadığımız dönemden örnek verelim. 28 Şubat dönemi şartlarına bakın. Bugünün dünyasına şöyle bir bakın. Nasıl dönüşüvermiş? Kısa süre içerisinde her şey değişebilir, dönüşebilir. Harikalar asrındayız. Bin yıl sürecek diyorlardı hocam işte o yıl. Yani bak bin yıl sürecek deniyordu ama ne oldu? Bütün şeyle geçti. Demek ki toplumsal olaylar, siyasi olaylar kısa süreli olarak değişime uğrayabilirler. Bunları göz ardı etmememiz, ümidimizi yitirmememiz gerekiyor. Aslında gereği bu sanki değil mi? Harikalar aslındayız. Hakikaten bu değişim çok hızlı oluyor yani. Evet. Burada tabii şeyin bu bölümün ana fikri İttihad-ı İslam. Ben öyle şey yapıyorum, anlıyorum. Yani bize aslında şunu söylüyor. Tabii bunu böyle harikalar diyarından gelen bir müjde olarak algılarsak bu gerçekleşmemiş bir haber olarak görülebilir ama burada bize bir şey felsefe kazandırmaya çalışıyor. Onun merkezinde bir kere ümit var olmak lazım. İkincisi de ana fikirde İttihad-ı İslam var. Esas buna çalışmaya bizi teşvik ediyor. Bu zaten biz nihayetinde sonuç odaklı çalışmaya inanan insanlar değiliz değil mi? Sürekli biz süreç odaklı düşünürüz, inanırız. Elimizden geleni yaparız. Sonuç Allah'a aittir. Burada bizi sürekli İttihad-ı İslam'a çalışmaya, o ümidi taşımaya sevk ediyor ki hani sonuç olarak da baktığımız zaman evet mesela son 10 yılda bizim bu coğrafyanın alim İslam'la olan diyaloğuna, ilişkisine baktığımızda oradaki gelişmeler de bu ümidi beslememiz gerektiğini zaten şey yapıyor, tasdik ediyor. Ben de arkadaşımın sorusuna gündeme dair olarak söyleyeyim. Bir üniversitede çalışan olarak mesela şu anda bizim siyasi ve ekonomik gelişmemizi açıkçası beraber olduğumuz öğrencilerle açıkçası o olumlu yönde gittiği sürece birlikte kutluyoruz. Yabancı öğrencilerle beraber. Hatta bugün yaşadık, bir Mısırlı öğrenci geldi. Ve biz onu kucakladık açıkçası. Sanki içimizden biriymiş gibi.
böyle bir huzur hissettik. 15 Temmuz'da da mesela Pakistanlılar olsun, İranlılar olsun, Hintliler olsun, onlarla beraber şey yaptık, kutlama yaptık. Yani bu İttihat-ı İslam'ın biraz hani yaşanan tarafı diyebilirim biraz. Evet, yani Üstad bu bahiste aslında o sinerjiye dikkate çekiyor. Yani siz onlarla birlikte olduğun zaman, ehl-i iman birlikte olduğu zaman efendim bütün problemleri çözeceksiniz anlamında. Evet. Şimdi bu yazıldığı yıllarda tek hilafeti temsil eden tek İslam devleti de yıkılmış. Hiçbir müstakil devlet yok. 25 sene sonra bakıyorsunuz hem 50'den itibaren Türkiye'de İslam'a bir dönüş ki bu Risale-i Nur'un feyzi ki o birinci bir nur olarak İslami Risale-i Nur'la Kur'an'ın bütün meselelerinin ispat edilmesi teorik planda, fert planında her türlü saadet hazır hale gelmiş. Devlet planında da 50'den itibaren işte Pakistan'la başlayan bugün neredeyse 40-50'ye dayanan müstakil devlet. İşte bunların artık İttihad-ı İslam noktasında o ferdi plandaki ve teorik plandaki gelişmeyi, kemali hayata geçirmesi tam da bize düşen aslında bundan sonra başlıyor. Bu manada müjde çok iyi ilerliyor yani Üstad'ın müjdesi. Evet. Yani bu metnin yazıldığı dönem itibariyle savaş sonrasında olumlu bir takım şeyler ilerleyerek geliyor. Önce istiklal, hürriyet ve 50'den sonra daha özgürlükçü bir Türkiye. Alem İslam'da daha iyi geçinen, bugün ise alem İslam'ı kucaklayan bir Türkiye manzarası. Bunlar pozitif gelişmeler ama bu tabii gelişmenin alem İslam için saadet denilebilecek gelişmenin tam anlamıyla gerçekleştiği anlamına gelmez. Eksikler çok var. Onlar da önümüzdeki dönemde gerçekleşecek diye dua ediyoruz. Evet. Bir başka bahis yine rüyada hitabenin bir sorusu. Tabakat-ı beşer meselesi. Birden meclis tarafından denildi. İzah et. Demek ki önceki vaziyeti burada izah edecek. Yani önceden bağımsız olarak bir şey söyleyemeyiz. Neydi önceki hal? Efendim işte savaş sonrasındaki o geçici musibet İslam dünyası için gelecekte büyük saadetli bir dönemin gelmesine vesile olacaktı. Buydu. Ondan sonra meclisten birisi çıkıyor. İzah et diyor. Yani nasıl olacak? Bu musibetin içerisinde yaşıyoruz biz. Sıkıntıların içinde yaşıyoruz. Sen diyorsun ki saadetli bir dönem gelecek. Nasıl olacak bu iş? Aslında biraz önce hocamın söylediği sorunun cevabı da bunun içinde gizli. Bakalım çıkarabilecek miyiz o gizli şeyi? İzah et. Dedim. Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Tabii bu konuda Vehbi hocam doktora tezi yazdı. Onun doktora tezini sağ olsun bana verdi. Ben de bu arada baktım. Çok güzel bir çalışma yapmış. Ellerine sağlık. Birazdan kendisi söz alacak ama biz o söz almadan önce ne anladığımızı bir söyleyelim. Bakalım test edelim. Doğru bir şeyler söyleyecek miyiz? Evet, şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrası savaşı kaybetmişiz. Bediüzzaman gelecekte bir saadetten bahsediyor. Bu izah et diye soruluyor. Ve devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terki mevki ediyor. Evet, bunu tabii dönemin, o dönemde yaşanan diğer olaylardan bağımsız düşünmek mümkün değil. Hemen kuzeyimizde 1917 yılında malum Çarlık Rusyası'na Beyaz Ruslara karşı Bolşevikler mücadele etmiş ve Bolşevikler başarılı olmuştu. Bolşevikler gelirken ne dediği bizim açımızdan çok önemli. Şunu söylemişlerdi, işte ezilen halk kesimlerine, topraklarda çalışan köylülere, biz burjuvalara karşı sizin hakkınız, hukukunuzu koruyacağız. Aristokratlara karşı hakkınız, hukukunuzu koruyacağız. Ve sizlere
bütün malı mülkü efendim devletleştirerek her birinize bu zenginlerin elinde bulunan malı mülkü dağıtacağız demişlerdi. Bundan dolayı geniş halk kesimleri Bolşevikleri desteklemiş ve 1917 yılında Bolşevikler büyük ölçüde başarılı olmuştu. Sonraki yıllarda bu başarılarını devam ettirerek ihtilali perçinlediler. Burada şöyle bir şey vardı. Çar, aristokratlar, burjuva sınıfı üstte ve ezilen halk kesimleri. İkisi mücadele ettiler. Kim kazandı? O halk kesimleri kazandı. Bolşevikler kazandı. Sovyetler kazandı. O farklı yerlerdeki halk kesimlerini temsil eden cemiyetler kazandı. O topluluklar kazandı. Öyleyse ilk kez demeyelim tabii 1830'lardan itibaren toplumsal sınıflarla ilgili çok fazla müzakereler var, fikirler var. Ama bu kadar ciddi olarak Osmanlı'nın hemen yanında bir ihtilal oluyor. Ve bu ihtilalden Osmanlılar çok haberdar. Daha önce de söylediğimiz şeyi hatırlayalım. Çarlık Rusyası'nın o aristokratları nereye kaçmıştı? İstanbul'dalar. 200 bine yakın olduğu söyleniyor. Tarihçiler öyle diyor. Yani o aristokrat dediğimiz üst sınıf insanların büyük bir kısmı aileleriyle birlikte İstanbul'a gelmişler. Anlatıyorlar olup bitenleri. İşte oradaki halk kesimleri, çapulcular, şunlar bunlar vesaire bizi efendim bize karşı başarı kazandılar, bizi buraya attılar. Bu İstanbul'da konuşuluyor yani. Hamalların arasında konuşuluyor, aristokrat, entelektüellerin arasında konuşuluyor, ulemanın arasında konuşuluyor. Böyle bir ortamda bu cümlenin anlamını kuzeydeki meydana gelen olaydan bağımsız düşünmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, devletler arasındaki savaşlar bitti, milletler arasındaki savaşlar bitti. Bakın, kuzeyimizde geniş halk kesimleri zafer kazandı. Gün gün de ilerliyorlar şu tarih itibariyle. Bolşevikler başarılı oldu. Öyleyse İstanbul'da işgal eden kimdir? İngilizlerdir. Dünya üzerinde egemen olan o dönemdeki en büyük emperyalist güç kimdir? Kapitalizmi temsil eden İngiltere'dir. Öyleyse kuzeyimizde yaşanan olaya benzer bir şey bizim coğrafyamızda da yaşanacaktır. Siz hiç korkmayın. Yani bu geçici sıkıntılar yaşandı, savaş sonunu kaybettik ama bu geniş halk kesimleri hakkına, hukukuna sahip çıkacak, özgürlüğünü, istiklalini kazanacak. Uzun vadede de İslam toplumu efendim İngiliz sömürgesinden kurtulup hürriyetini elde edecektir şeklinde anlıyorum. Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Bunu tabii Vehbi Hocam 300 sayfayı aşkın bir doktora tezi yazmış. İnsanlığın efendim genel çizgisi ile Üstad Bediüzzaman'ın toplumsal dönemleri anlatan o bedeviyet ve vahşet döneminden malikiyet ve serbestiyet dönemine kadar geçen süreci karşılaştırarak bir sonuca ulaşmış. Yani burada ne ima ettiğini, ne söylenmek istediğini bir de Vehbi Hocam'dan dinleyelim. Ondan sonra müzakere edelim diye düşünüyorum ben. Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Sözünü Bediüzzaman 28. mektup 6. kısımda izah etmiş. İsterseniz orayı okuyayım çünkü bu sorunun nasıl olduğunu çok kısa bir iki paragrafta söylüyor. Kısa okuyayım isterseniz. Yok, çok uzun değil. İhtilal kebir, yani Fransız ihtilalinden sonra esir devrinin biteceğini, yani zenginler olan havas tabakası, avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ithaz etmesi, yani sermaye sahipleri, ehli sayi ve ameleyi, işçileri küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Bu devirde su istimalat o dereceye vardı ki bir sermayedar, kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde 1 milyon kazandığı halde bir biçare amele, işçi, sabahtan akşama kadar tahtel arz, yeraltı madenlerde çalışıp kutu layamut derecesinde ölmeyecek kadar bir gıda
karşılığında derecesinde 10 kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal müthiş bir kin, bir ibrar verdi ki avam tabakası havasla ilanı isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistlik, bolşeviklik suretinde evvel Rusya'yı zir-ü zeber edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Şu bolşevizm perdesi altındaki kıyama avam havasla karşı bir kin, bir tezyif fikrini verdiğinden büyüklere ve havasla ait medar-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. Yani artık savaşlar devletler ve milletler arasında olmayacak. Bundan sonraki savaşlar sosyal tabakalar arasında olacak. Önümüzdeki dönemin savaşları biraz daha şiddetli. Savaşlar bir sene, üç ay, iki ay sürüp cephe savaşı bittikten sonra sona eriyor. Fakat bu sosyal tabakalar arasındaki savaş o kadar acımasız ve o kadar uzun süreli ki bu daha dehşetli. Bunu o ifadeden anlıyoruz. Şimdi beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak istemez sözü malikiyet ve serbestiyet devri dedi üstadın dediği bu söz Bediüzzaman Said Nursi'ye aittir. Onu da 28. mektup 6. kısım yani bu bahsi okuduğum yerde ifade etmiştir. İnsanlık tarihini 5 bölümde incelemiş Bediüzzaman. Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esirlik, ecirlik ve malikiyet ve serbestiyet devri olarak. Şimdi bu beş devir aslında benzerini biz Marx'ta görüyoruz. Bu komünizmin kurucusu en azından onu ifade eden sınıf savaşını şey yapan, onu felsefe haline getirip dünya üzerinde de büyük etkisi olan Marx. O da 5 bölümde incelemiş. O da diyor ki, İlkel komünal toplum, kölelik toplumu, feodal toplum, kapitalizm ve komünizm. 5 bölümde. Şimdi tabii burada Marx'ın söylediği son bölüm, yani komünizm aslında dikkat ettiğimiz zaman ücretli sistemin bir parçası. Yani devlet kapitalizmi de deniyor bu komünizme. Dolayısıyla ücretli sistemin danışkası. Yani tam bir ücretli sistem. Halbuki bu sistem, komünizm 75 sene Sovyetler Birliği'nde, Çin'de birçok ülkede uygulandı ve başarısız olduğu, çok zengin ülke kaynaklarının heba edildiği görüldü. Marx'ın ütopya denilen o hayali gerçekleşmedi. Ama burada gerçekleşebilecek ve benim incelediğim 600'e yakın kaynak var. Bunların hepsinden yararlanarak gelecek devrin malikiyet ve serbestiyet devri olduğunu İstanbul Üniversitesi'nde doktora jürisinde oy birliğiyle kabul edildi. Yani ücretli olmayan dönem. Yani şimdi şu an bakıyorum ne diyor Bediüzzaman? Beşer esir olmak istemediği gibi ecir yani ücretli olmak da istemez. Şu an bakıyoruz topluma insanların %90'ı daha da fazlası ücretli. Hatta geriye gidiş var. Yani ücretli sistem o kadar yaygın ki devlet kurumlarında çalışanlar değil, özel sektörde çalışanlar da ücretli. Yani doktora, mühendise, birçok profesyonel iş sahibine baktığımız zaman bunlar ücretli çalışıyorlar. Halbuki insanlar ücretli çalışmayı fıtratına, doğasına uygun görmüyorlar. Ben de görmüyorum, siz de görmüyorsunuz. %95'imiz de görmez. Ne isteriz? Biz birisinin yanında ücretli olarak çalışmak yerine kendi işimizin sahibi olmak isteriz. Yani ortak olmayı isteriz. İşte malikiyetten kasıt da insanların kendi işini yapması, kendi işine sahip olması ve burada özgür olması. Yani bunu Marx'ın değerlendirmesi kadar kısıtlı üretim araçlarına göre bir tasnif olarak da düşünmeyelim. Daha geniş, daha şumullü bir insanlık tarihini ele aldığımızda gerçekten büyük bir devrim yaşanacak. Daha henüz bu yaşanmadı çünkü insanların çok büyük bir oranda ücretli olduğunu görüyoruz. Bu ise bir insanın doğasına, fıtratına uygun bir şey değil. Malikiyet ve serbestiyet devri herkesin işini, herkesin demeyelim, insanların çok büyük bir çoğunluğunun kendi işinin sahibi olduğu, özgür olduğu, işte monark, krallık, padişahlık vesaire sistemlerle değil, kendi işlerini yapacak özgür insanlardan meydana gelmiş bir dönem, bir siyasi, sosyal dönem.
Evet, teşekkür ederiz. Hocam son 15 dakikaya giriyoruz da acaba şuraya kadar okuyabilir miyiz diye size şey yapacaktım ama. Konu üzerine bir iki cümle. Evet, bunun üzerine konuşalım biraz. Ben çok kısa hemen yine konuşayım isterseniz. Şöyle, hocam aslında son cümlede onu söyledi ama üstadım bu anlattığı mesele Risale-i Nur'un geneline baktığımız zaman bence özgürlükle alakalı bir mesele. Çünkü üstadın en büyük özelliği özgürlükçü olması, ahrarlar, hürriyetperver. Çünkü iman hürriyeti yani hürriyeti gerektiriyor. Allah'a kulluğu gerektiriyor. Allah'a kul olan da gerçek manada özgür oluyor. Dolayısıyla insan çalışmasının karşılığında elde edeceği ücretle özgür biçimde yaşayabilmeli. Dolayısıyla buradaki vurgu bence özgür ortamda iman gelişir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, yani şimdi bu tabakat-ı beşer meselesini tam çözmüş değiliz. Onun üzerine de konuşmamız gerekiyor. Hocam biraz esirlik, ecirlik meselesiyle daha çok devam etti. Mesela Üstad Bediüzzaman'ın o dönemde iki örnek var karşısında. Birisi İngiliz kapitalizmi, sömürgeciliği. Ötekisi Sovyet sosyalizmi. Bunun üzerinden birazcık gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Sener Bey, siz ne diyecektiniz? Başka bir zaman herhalde diyor. Ben iki sorum vardır. Ben de bilmiyorum, bilmediğim. Fakat zihnimde bazen tasavvur ettiğim şey acaba doğru mu? Birisi üstad diyor hani devletler, milletler savaşı yerine harbilerini tabakat-ı beşere terk-i mevki ediyor. Bu devletler mesela 100 sene önce söylemiş diyelim yaklaşık. Ama hala devletlerin savaşı devam ediyor. Acaba buna ne diyeceğiz? İkincisi, ben bu tabakat-ı beşer arasındaki olan mutabakatı, hani uzlaşmayı, bir araya gelmeyi şöyle anlıyorum. Yani diyelim ki nerede işçi varsa, o işçiler birbirlerini destekliyorlar. Amerika'dakiler, İngiltere'dekiler, Türkiye'dekiler mesela birbirlerini destekliyor. Yani değişik sınıflar, sınıfsal olan üniteler birbirlerini destekliyor. Bunlar birer tabakadırlar. Tabakat-ı beşerdir. Tabii özellikle ekonomik yönden ve bu ideolojik yönden yani sosyalizm ve kapitalizm şeyinde ekseninde bütün işçiler bir tarafta, bütün burjuvalar bir tarafta vesaire. Acaba bu doğru mudur? Bu anlattığım şey yoksa değil mi? O şeyden, savaş biçiminin değişmesiyle ilgili şunu söylemek isterim. 19. yüzyılın ortasına kadar çok ciddi bir etkinliği olmamış toplumsal sınıf çatışmaları. Ama 1848 ihtilalinden sonra artık işçi kesiminin kendisini iyice hissettirmeye başlaması, üstadın burada bahsetmiş olduğu tabakat-ı beşer muharebelerinin artık etkili olmaya başladığını gösteriyor. Bu şu anlama gelmiyor tabii. Devletler ve milletler arasında hiç savaş olmayacak, olmuyor anlamına gelmiyor. Ama bir farklı çatışma biçimi de başlamış oluyor. Oradan bir şey diyecekler herhalde. Ya bununla ilgili çok kısa, tabii illa bu çatışma, yani tabakalaşmayı veya sınıflaşmayı menfi anlamda değil, bunun müspet tarafları da var. İşte mesela bugün yani demokrasi bilinci, insan hakları bilinci, o evrensel ilkeler yerleştikçe, geliştikçe onu savunan sınıflar da oluşuyor, tabakalar oluşuyor. İşte bütün dünyada insan hakları dayanışması içerisine giren çok farklı milletlerden insanların dayanışmasını, eylemine vesaire şahit oluyoruz. İşte Mavi Marmara'da mesela, değil mi? Filistin'e giden Mavi Marmara'da birçok ülkeden gayrimüslimler de dahil pek çok insan vardı vesaire. Şu anda olan da mesela işte Amerika'da Trump'ın seçilmesi, Avrupa'daki sağın işte faşist, daha doğrusu milliyetçi liderlerin yükselişi vesaire, bu mücadelenin bir şeyi. Yani bir yanda demokratlar, insan hakları savunucuları vesaire var. Diğer tarafta da daha ulusalcı, milliyetçi vesaire muhafazakar şeyler var. Benim sorum da şu, burada diyor ki galip olsaydık hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyanı müstabidaneye belki daha şiddetli kapılacak idik. Bu hasmımız kim burada? Onun elindeki cereyan ne ve biz galip olunca nasıl o
kapılıyoruz? Yani mekanizma nasıl işliyor orada? O çok önemli bir konu. Rüyada bitabın en rengi noktası orası. Ama ona gelmedik daha. Bir sonraki soru o. Şimdi ben şunu bir... Hocam buyur. Konularla ilgili hani hocam şeyi sordu. Devletler çatışıyor. Şöyle anlayabilir miyiz? Her ne kadar devletler çatışıyor olsa da arkasında o devletlerin aracı oldu ama bu zihniyetlerin çatışması mı acaba? Yani devletler aracılığıyla işte şey... Komünizm ya da işte sermaye, kapitalizmin mücadelesi var. Şey noktasında da bu serbestiyet devrini acaba şöyle anlayabilir miyiz? Yani bu nasıl gerçekleşebilir? Yani dediniz ya hani herkesin girişimci olması, kendi işini kurması. Eskiden neydi? Sermaye ya topraktı daha eskiden. Daha sonra ne oldu? Endüstri. Yani makineler, fabrikalar. Günümüzde ne? En büyük sermaye bilgi. Bugün mesela bir Facebook'un kurucusu, bilmem bir YouTube'un kurucusu, bir Google'un kurucusu elinde hiçbir para olmadan bir garajda başlayarak yani bir para olmaksızın, bir makine olmaksızın, şey olmaksızın bilgiyi kullanarak ne yapıyor? En büyük şirketleri. Şu anda en değerli şirketler bu şirketler. Yani dolayısıyla bununla acaba değil mi herkesin çok az bir sermaye kullanarak ve yaygın bir şekilde yani bu imkan açılıyor gibi dünyada demek ki yani yoğun bir şekilde nasıl diyelim çoğunlukla dedik yani büyük bir çoğunluğun herhangi bir parası olmasa da şeyi olmasa da toprağı olmasa da makinesi fabrikası olmasa da aileden zengin olmasa da ama şeyini kullanarak beynini kullanarak bilgiyi kullanarak kendi işini kurabiliyor ve dolayısıyla da ecirlikten kurtuluyor gibi bu yol açılıyor gibi düşünebilir miyiz? Yani bunları şey yapmak istedim. Evet güzel oldu. Ya bunu tabii daha aşmamız lazım. Tam olgunlaşmadı. Yani ne tabakat-ı beşer meselesi olgunlaştı ne de diğer aşamalar olgunlaştı. Ben o anlamda şu ayattan bir nakil yapmak istiyorum. Dikkatlerinizi buraya çekerek. Şu alemin ihtilali nedir diye bir soru var şu ayatta. Cevabı şöyle. Soruyu bir daha okur musun? Şu alemin ihtilali nedir? Bunu tabii o günün şartlarında kuzeydeki efendim o meydana gelen siyasi olaylar, ihtilaller hepsini düşünerek hayal edelim. Sahin sermaye ile mücadelesidir. Yani çalışanın, emeğin parayla bir nedir? Kapitalle mücadelesidir. Yani şimdi şöyle düşünelim. Mesela en son duyduğum haberlerden birisi dünyanın en zengin adamı, 7 adamı 3,5 milyar insanın gelirini kazanıyormuş. Sahin sermaye ile mücadelesi. Yani dünyanın yaklaşık nüfusunun 3'te 1'i, işte yarısına yakını 7, 8, 10 kişinin efendim ürettiği, kazandığı parayla denk gibi. Öylesine bir uçurum meydana geldi. Sahin sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-ı zekat. Ve hürmeti riba, zekatın efendim hayata taşınması, uygulanması, varlığı ve ribanın, faizin yasaklanması. Karz-ı hasen, bu kalktı artık. Yani dünyamızda karz-ı hasen çok azaldı. Borç vermek, borç vermek, faizsiz borç vermek. Karz-ı hasen, şerait-i sulhiyedir. Demek ki, barıştırmak istiyor musun sahile sermayeyi, yani bu toplumsal kesimleri birbirine barıştırmak istiyor musun? Bir, vücub-ı zekat, zekatın gerekliliği, hürmet-i riba, faizin yasaklığı, karz-ı hasen, şerait-i sulhiyedir. Bunlar, barış şartları bunlarmış. Üç şey yani. Şu riba taşını altından çeksen şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Şu müthiş bir cümle. Şu faiz efendim taşını çeksen, efendim altından çeksen şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Yani en yakın mesela işte IMF'in, Dünya Bankası'nın efendim kredileriyle boğuşan ülkeleri hayal edelim. Milli gelirlerinin büyük bir kısmını onlara vererek efendim fakirleşen topluluklar. Başta Türkiye'ydi. Evet. Tabii sadece milli gelir değil, aynı zamanda onların direktiflerine açık hale geliyordu tabii. Evet. Şimdi gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Bu gelmedik daha şeyde bahsediliyor. Ben okumuşken onu da okuyayım. O bahsini edeceğiz. İlerideki mevzuda tartışılıyor. Gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis,
biri Ences'tir. Tahir-i mutlak yalnız desatir-i İslamiyet'tir. Şimdi iki cereyan nedir? Kapitalizm, sosyalizm. Yani o gün İngiliz kapitalizmi ve Sovyet sosyalizmi. Yeni kurulmuş bir çiçeği burnunda Sovyet sosyalizmi ve öteden beri devam eden bir İngiliz kapitalizmi. Biri necis, birisi pis, biri Ences'tir. Biri o daha pistir. Şimdi herkes zihninde herhalde birisini yerleştirmiştir. Nereye yerleştirdiğinizi bilmiyorum. Tahir-i mutlak yalnız desatir-i İslamiyet'tir. Necis hangisidir? Ences hangisidir? Yani üstadın başka yerlerdeki, şurada ileride de bahsedeceklerini dikkate aldığımız zaman, tabii ki halk kesimlerinin hakkını veren, hukukunu veren, 1917 Rusyası'nı düşünün. 40'ları düşünmeyin tabii. 1918 Rusyası'nı, 20 Rusyası'nı düşünün. Yani ezilen halklara toprak veren, onların hakkını, hukukunu koruyan, mazlumun ve halkın yanında bir rejimi düşünün. O sosyalizmi. Biri necis, necis olan sosyalizm. Biri encesti, daha pis olanı kapitalizmdir. İstanbul'u işgal etmiş, bütün dünyayı sömürüyor. Tahir-i mutlak yalnız desatiri İslamiyet'tir. Öyleyse iki cereyanı da lanet. İkisi de batsın. Evet, lakin bize bulaşmış olan Ences'in temizliği hesabına, bize bulaşan, o zaman işte İngiliz işgali altındayız, onun izalesine çalışan necise, necis demekle onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Yani uzakta o da kötü ama sosyalizmi de çatışarak, onu da mücadele ederek onu da bize bulaştırmayalım yani. Nitekim o günlerde savaştan çekildiği için biz karlı çıkmışız. Cephelerin birkaç tanesi kapanmış mesela. Sovyetler çekildiği için. Evet. Ve bir yanda Kuvayi Milliye, öteki tarafında halk hareketi, sosyalizm diye dayanışma içindeler. Yani bunlar... O tarihte bir diyalog var. Diyalog var. Bolşeviklerle. Evet. Onun üzerine bunları. Evet. Evet, lakin bize bulaşmış olan Ences'in temizliği hesabına, bu İngiliz kapitalizminden kurtulmak hesabına, onun izalesine çalışan necise, necis demekle onu da kendimize sırtlatmak maslahat olmasa gerektir. Onu efendim cepheye alıp da onunla da savaşmaya kalkmayın yani. Mesela bir hınzır seni boğuyor. Bir ayı da onu boğuyor, hınzırı boğuyor bir ayı da. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cünundur. Ya bırak birbirleriyle mücadele etsinler. Niye kendine çekiyorsun? Sen moral çok güzel. Evet. Zaten bir cinneti müstevliye dünyaya dağılmıştır. Evet. Yani burada daha sonraki metinlerde çokça karşılaşacağımız şeyi aslında birazcık da özetlemiş. Zihnimizdeki bulanık. Bu Şuaat 278. sayfada, eğer Risale sunumuna göre 278. sayfadan bulunabilir. Evet, tabii bu konu bence bitmedi. Önümüzdeki hafta buradan başlayıp yeniden devam edeceğiz. Birazcık bu meselenin üzerinde durup ondan sonra devam edeceğiz. Evet hocam. Şimdi Ömer Bey söyledi de hürriyet, yani serbestiyet, geleceğin ismi serbestiyet olabilir mi diye. Ben bunu çok düşündüm. Hatta yani sadece serbestiyet devri desek, çünkü Malikiyet'i bazıları da tam anlamıyor. Fakat o kadar çaba sarf ettim. Serbestiyet dediğimiz zaman gelecekte yaşayacağımız sosyal ve siyasal sistem, hatta iktisadi sistemi tam karşılamıyor. Malikiyet'te desek yalnız başına yine karşılamıyor. Malikiyet ve serbestiyet devri birbirini tamamlayan ve tam da o devri anlatmak için yeterli iki şart kelime. Yani biri birsiz olmaz. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Hocam çok özür dilerim. Tek bir cümle. Bu iki şartın da hizmet ettiği temel şey hürriyettir. O da imanı vesileydi. Doğru. Evet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bu meseleden yine devam edeceğiz. Çünkü çok netleşmedi. Benim dünyamda da önemli bir konuydu bu. Yani çözümlenmesi gereken bir konuydu. Sizlerin katkılarıyla Allah razı olsun çözümlemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta buradan başlayıp, tabii Rüyada Bihtabe'nin asıl nirengi sorularına doğru ilerliyoruz. Oralara doğru yolculuk yapacağız. Herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz inşallah. Haftaya... Tamam, devam. Haftaya inşallah 5. okumalarda buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun.